Kutlu Doğ, Adalet Bilişim Derneği üyesiyim. Gökhan Mahmi ile, Gökhan Mahmi ile bugün ben hasta olarak bu yaklaşık 60-70 dakika teknik bölümümüzün Gökhan Mahmi ile hukuksal bölümü ve Türkiye'deki uygulamaları anlatacak. Dolayısıyla teknik ve sosyal hukuki yönden bir tartışma yapmaya çalışacağız. Yani, benim sunumum asıl olarak bir senaryoyu izleme olacak. Senaryo hazırladım. Bunu bilgisayarımda size göstereceğim. Orada adli bilişim kavramları ortaya çıkarmaya çalışacağım. Fakat tabii çok geniş bir konu, çok sofistike programlar var. Benim kullanacağım program öyle çok sofistike bir program değil. İnternetten indirebileceğiniz ve kullanabileceğiniz LogKit isimli program, adli bilişim programı. Bu işin asıl işi asıl yapanlar işte emniyetteki polisler, bilişim polisleri. Onlar çok daha sofistike programlar kullanıyorlar. Bir de BİTAK gibi araştırma kurumlarında yine çok sofistike programlar kullanıldığını biliyoruz. Fakat benim kullanacağım, size göstereceğim SLOIT programı da o sosyetik programların açık bıraktıkları bir takım alanlar var, o alanlarda işe yarayabiliyor. Eğer sıfır bütçeyle bir iş yapmak istiyorsanız sadece bu programla bir şeyler yapabilirsiniz. Makina, Linux makinası, Windows değil, bir Linux üzerinde işlemleri yapacağım. Konutlar Linux konutları, eğer Linux kullanmadıysanız pek biraz uzak kalacaksınız. O program konutları üzerinde çok fazla konuşmayacağım çünkü o anlamı yok. Sadece program konutlarının ne işi yaptıklarını, ne görev, ne iş yaptıklarını, hangi işleri yaptıklarını anlatmaya senaryonun adımları şöyle. Önce bir takım değişiklikler yapmak gerekiyor makinada. Bu değişiklikleri şu anda yaptım mı diye bakıyorum. Son konu olarak. Sadece sıfırlar ve birlerin olduğu.
Yani bilgisayar 0 ve 1'den başka hiçbir şey bilmez aslında. 5, 6, A, B, C bilmez. Bildiği tek şey 0 ve 1'dir. Bilgisayar aynı zamanda çarpmayı, bölmeyi de bilmez. Bildiği tek şey artıdır. Yani iki rakamı birbiriyle toplar. Bunun için konumuz şu. Bunu çalıştırıyorum. Şurada gördüğümüz rakamlar flash diskin içindeki değerler. Her bir sıfır ya da bir görüntüsü bizim bit dediğimiz değere tekabül ediyor. Bu bitlerin 8 tanesi bir byte oluyor. İşte kilobyte, megabyte dediğimiz değerler bunlar. Yani 8 tanesi bir byte. Bilgisayar sıfırla birden başka hiçbir şey bilmez demiştik. Peki biz bilgisayarın üzerinde işte A, B, C, D rakamlar harflerinde 7, 8, yumuşak diye hepsini görüyoruz. Bunlar nasıl oluyor? Bunlar şöyle oluyor. ASCII dediğimiz bir tablo var. Şuradaki rakam işte 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 dizisi bize küçük D'yi veriyor. Yani bilgisayar bunun şu dizinin küçük D olduğunu biliyor. Şu dizinin büyük P olduğunu, şu dizinin küçük W olduğunu biliyor. Bu kabul edilmiş bir tablo. Bu değerler vasıtasıyla biz kendi ekranımızda işte A, B, C, D, 7, 8 gibi değerleri görebiliyoruz. Aslında bilgisayarın içinde olup biten sadece bu. Yani bilgisayar şu dizilerden başka, sıfırla birden başka hiçbir şeyi bilmiyor. Biraz tuhaf ama böyle. Bilgisayar aynı zamanda demiştik sadece artı işlemini yapabiliyor. Artı işlemini, peki çarpmayı da yaptığını biliyoruz. Bunu nasıl yapıyor? Diyelim 3 kere 4, 12 olduğunu biliyoruz ve bunu yapabiliyor. Bunu nasıl yapıyor? 4'ü 3 kere birbiriyle topluyor, 3 ile çarpmak için. Çıkarma işlemini nasıl yapıyor? 6'dan 4 çıktı, 2 kaldı. 6 ile eksi 4'ü topluyor. Bölmeyle diyelim 3'e bölecekse 3 kere birden çıkarıyor. Bilgisayar ortamını böyle kısaca tanımlayabiliriz. Flash diskin içindeki değerler bunlar. Şimdi hash alma diye adli bir işimde hash diye bir terim olduğunu biliyorsunuz. Türkçesi özüt diye geçiyor. Özütünü almak için bir komut girelim. Bu komut bilgisayara takılı flash diskin özütünü alacak. Yaklaşık 3 dakika sürecek bu komut. Şimdi çalışmaya başladı, işte 3-4 dakika sürecek. Bu özür denen şey şu, tek yönlü olarak bir dosyanın ya da bir diskin ya bir depolama ortamının çeşitli aritmetik işlemlerden sonra oluşturduğu matematiksel uzun bir dizi, o cache dediğimiz şey. Makine çalışırken bir programla ben özütü göstereyim. GTK hash diye Linux ortamında bir program var. Bu program herhangi bir bilgisayar dosyasının ya da herhangi bir metnin hash'ini alabiliyor. Birçok hash değeri var. MD5 bunlardan bir tanesi, SHA1 bir tanesi, SHA256 bir başkası.
Mesela bir yıl araba diye bir değer var. Bunun eşi, MD5 eşi böyle uzun bir değer. SH1 eşi yine çok uzun bir değer. SH256 eşi yine çok uzun bir değer. SH512 gibi birçok hash değeri var. Peki bu hash neden bilgisayar ortamında önemli? Şunun için önemli, adli bilişim için işte geldi polis sizin elinizden bilgisayarı alıp götürüyor. Onu bir şekilde hash'ine, diskin hash'ine size vermiş olması gerekiyor. Sizin elinizde diskin hash'i böyle bir değer olunca polisin artık onu götürdüğü yerde diskte herhangi bir değişiklik yapmayacağından emin olabilirsiniz. Çünkü diyelim ki işte diskin bir bitini de değiştirse disk diyelim 5 GB'lık bir disk, bilgisayarın diski onun işte trilyonda birini bile değiştirse hash tümüyle farklı bir şey olacak. Mesela araba dedik MD5 hash'i böyle bir şey. Araba nokta diyorum, MD5'e dikkat edin, tümüyle farklı oldu. Tekrar nokta koydum, tümüyle farklı oldu. Ve uzunluk hepsinde aynı. Yani MD5 eşinin uzunluğu hep aynı, SH1 hep aynı, SH256 hep aynı. Bu hash çok önemli bir şey. Türkiye'deki uygulama tam ne oldu, nasıl oluyor? Gökhan Bey onu anlatacak. Fakat hash vasıtasıyla hiçbir şekilde en ufak bir değişiklik yapılmadığına diskin üzerinden emin olabilirsiniz. Bunu nasıl anlayacağız? Yani diski aldığı zaman disk infosunu mu hash'e verecek bize? Tek tek pozisyonun hash'ini veremez. Bütün diskin hash'ini alıyor. Bütün diski nerede anlıyorum? Diskin infosunu mu hash'e verecek? Yani mesela şu diskin hash'ini alıyor. Benim şu anda yaptığım sadece flash diskinde yani şimdi yazdığı çalıştığı sonuç gibi bir hash çıktısı veriyor. Onu bana veriyor. Evet. Şimdi 3 dakika süren şey, bende 3 dakika süren şey çünkü 4 GB'lık küçük bir flash disk bende. 500 GB'lık bir bilgisayar diskinin hash'ini işte 2-3 saatte alabiliyor. 2-3 saat çalıştırmakta sonra bir hash değeri veriyor. O hash değerini aldıktan sonra, onu bir yere kaydettikten sonra artık emin olabilirsiniz ki en ufak bir değişim, tek bir bitini bile değiştirse tümüyle farklı olacak. Tamam, teşekkür ederim. Ben bir şey sorayım. Bu arada MD5 hash'ini almıştım. MD5 flash diski, MD5 hash'i şöyle bir değer. Bunu bir yere kaydetmek gerekiyor. İşte polis alıp götürdü. Daha sonra değiştirilmediğinden emin olmak için. Pardon, ben bir şey söyleyeyim. Şimdi polis aldığı zaman bize bir hash değeri veriyor. Tamam. Ama o atıyorum hani ülkemizde bazı garip olaylar olduğu için onlarda. Diyelim ki daha önce bir CD hazırlandı. Bir kanıt hazırlandı başka bir yerde. Onun hash değeri alındı. Bir programda sanki bundan çıkmış gibi bize o hash değeri verip yani onu o şekilde uygulayamaz. Hani bizimkini kontrol etmiş gibi gösteriyor ama aynı hash değeri veriyor. Orada bir daha önce hazırladığı şeyde sonra geldi. Orada gibi bir şey. Yok onu yapamazsın. Yani normalde bir saat diyelim ki işte bir şu şekilde bir hash değeri var. Bu hash değerini tekrar oluşturmak, başka bir şekilde oluşturmak yok, mümkün değil. Onu demiyorum. Diyelim, hani önceden bir CD hazırladılar. Bir hazırlık yapıldı. Onun hash değerini aldılar. Evet. Sonra oraya gittiler. Sizin haberiniz yok. Yok. Evet. Oradaki işte şey, hani ya da bilgisayar hard disk gibi. Oradaki hard diskimizi bu programa koyuyor. Programda oynanmış bir program. O daha önce hazırladıkları hash değeri hash değeri bu diye seviyorlar, sonra onu değiştiriyorlar. Yani yok, sizin önünüzde olması lazım. Hash değerini alırken, işte Gökhan Bey ona daha iyi yapıyor. Ama ben cevap veririm. Ben veririm. Onu ben cevap veririm.
HTK HES programı işte değeri gösteriyor, HES değeri gösteriyor. Burada her değeri, yani bu da tek yönlü bir işlem. Şuradan buna geri dönmek mümkün değil. Yani şu HES değerini bilip de şunun araba ve sonraki 8 doğal nokta olduğuna geri dönemezsiniz. O bilinen bir algoritması yok. Sadece araba ve 8 noktadan sonra HES numarasını hesaplıyorsunuz. Geri dönemiyorsunuz. Ya da işte SHA 1 HES ile araba 8 noktanın buymuş. Boşluk HES değeri de yine dünyanın her yerinde aynı, o işlemi yaptıktan sonra aynı boyutta bir işlem, bir string, bir dizi ortaya çıkıyor. Bütün diski, 5 GB'lık bir diski alırsanız yine uzunluk değişiyor. Burada MD5'in uzunluğu aynı, SHA1'in uzunluğu aynı, SHA256'nın uzunluğu yine aynı. Uzunluk hiç değişmiyor. Yok, hayır. Yani isterseniz daha başka değerler alabilirsiniz. Örneğin bunların hepsi hash değeri. İsterseniz şu hash'i de alabilirsiniz, şunu da alabilirsiniz, şunu da alabilirsiniz. Değişik hesaplama yöntemleri bunlar. Ama mantık hep aynı. Bir değeri oluyor. Çeşitli algoritmadan sonra bir string, bir dizi oluşturuyor. Geri dönüşü yok. Yani birbirinden farklı gördüğümüz. Şimdi senaryonun bu aşaması flash diski temizleme. Şimdi bilgisayar ortamında bir şeyi bilgisayar ortamında diyelim işte Windows eğer kullanıyorsanız diskin üzerinden sildiniz. Ondan sonra çok kutusunu attınız. İçiniz rahat, işte tüm üye silindi, artık geri gelmez diye düşünüyorsunuz belki. Ama o yanlış bir düşünce. Çünkü bilgisayar ortamında aslında o silme işlemi veriyi silmiyor. Diskin üzerinde duruyor, hala duruyor. Sadece indeksini sizden koparıyor diyelim. Yani siz sadece ona erişemiyorsunuz normal yollarla. Diskin üzerinde hala o dosya duruyor. O dosyayı diskin üzerinden yok etmenin tek yolu üzerine başka bir veri yazmak. Onu Linux ortamında çeşitli komutları var. DD en kullanılan yöntem. DD komutuyla flash diski temizliyorum ben. Şimdi komut şu. Bu yaklaşık 12 dakika sürüyor. 12 dakikalık zaman boyunca da sunuma geçeceğim. Şimdi adli bilişim tanımı nedir? Şöyle bir şey denilebilir herhalde. Mahkemelerde delil olarak kullanmak üzere bilgisayar ortamında suç unsuru olabilecek kayıtların aranıp bulunması, silinmişse kurtarılması ve analiz ederek raporlanması diye bir kanun herhalde uygulanır. Adli bilişimin 3 tane unsurundan bahsedebiliriz. Birincisi teknik yön, araç ve ortam önemli. Yani hangi aracı kullanıyoruz, hangi adli bilişim yazılımını kullanıyoruz, hangi platformu kullanıyoruz. Bu önemli. İkinci yön hukuki. Tekniği araç olarak kullanıyoruz. Amacımız hukuk, adalete yardımcı olmak. Eğer bir suç unsuru varsa bunu ortaya çıkarmak. Üçüncü yönü de sosyal yönü. Türkiye'nin bu konuda çok önemli bir öncülüğü var. İnsanlar farkında bunu diyorlar da telaffuz edilmiyor genellikle. Dünyada ilk ve tek olarak 80 senelik bir yönetici sınıf
geçtiğimiz birkaç sene içinde bilgisayar bilgileri tasfiye edildi. Bu gerçekten bu meslek için çok heyecan verici bir şey. Başka bir örneği yok. Yani gerçekten çok önemli bir olay. İşte bu bilgisayar var, yoz davaları, her telefon davalarındaki sahte delillerin delillerin sahte olduğunu ve gerçekten çok önemli bir macera geçirildiğini biliyoruz. Bunların üzerinde birazdan derinlemesine girmek gerekiyor. Belki önümüzdeki zamanlarda bu gerçekleşir, bilmiyorum. Dolayısıyla iki yönünden bahsedebiliriz adli bilişimin: teknik, hukuki ve sosyal. Teknik yönünden bahsedecek olursak, adli bilişim hangi ortamlarda teknik olarak kullanılır? İşte bilgisayar ortamı, yani belli bir şey. Bilgisayar ortamında iki tür bellekten bahsedebiliriz. Birinci bellek, RAM dediğimiz Random Access Memory, yani hafıza. İşte senin bilgisayarın hafızası ne deyince, diyelim 4 GB hafızası var, bundan bahsediyoruz. RAM üzerinde adli bilişim analizi yapılabilir. Biraz zor fakat mümkün. İkinci bellek olarak hard disk veya flash disk veya 64 veya optik bellek birimlerinden bahsedebiliriz. CD, DVD'den bahsediyoruz. Optik depolamak, tabii manyetik depolamak çok farklı bir şey. Ve bunların üzerinde adli bilişim analizi yapabiliriz. Bilgisayardan başka çok yaygınlaşan akıllı telefonlar üzerinde adli bilişim analizi yapabiliriz. Veya ağ üzerinde, network üzerinde adli bilişim analizi yapabiliriz. Fakat en yaygın, Türkiye'de ve dünyada en yaygın adli bilişim analizi disk ve manyetik disk ve flash diskler üzerinden yapılabiliyor. Çünkü bunlar her an elimizin altında. İşte diyelim işte hukuki olarak biz bir makineye el koyduğunda diski analiz yapabiliyor. Birinci bellek içeriği RAM bilgisayar kapatılınca kayboluyor. Bu çok önemli bir şey. Yani bilgisayarı biz kapattığımızda içinde hiçbir şey kalmıyor, yok oluyor. Bu yüzden adli bilişim için kullanmak çok zor. Ancak şöyle bir durum var. Makineyi kapattığınız anında o saniyede bellek yok olmuyor. Bellekteki değerler yok olmuyor. Birkaç saniye, 10 saniye, 15, 20 saniye hala orada duruyor. Eğer imkanınız var da -60 dereceden daha soğuk bir ortama belleği tutabiliyorsanız o zaman çok daha uzun süre kalabilir. O tabii çok değerli bir durum. Çünkü bellekte o an için çok değerli bilgiler var. O analizi yapabiliyorsunuz. Ama tabii gerçek hayatta kullanılmak imkanınız da yakın derecede zor. Çünkü 60 dereceyi nasıl uygulayacaksınız? Belli zorluklar nedeniyle ağ üzerinde, network üzerinde adli bilişim analizi sıkça kullanmak zor. Genellikle o yüzden adli bilişim genelde manyetik disk ve flash disk gibi ikinci bellek birimleri üzerinde yapılır. Çünkü bu ortamlar bilgisayarı kapatılınca veriyi tutar. Çünkü en azından işletim sisteminin doğru olması lazım ki tekrar açtığınızda işletim sistemine bilgisayarı bilgisayarı. Canlı ve ölü adli bilişim analizinde iki ayrı kavram var. Genellikle yapılan ölü adli bilişim analizidir. Ölü adli bilişim analizi dediğimiz makineyi kapattık, ikinci birimi alıyoruz, bunu analiz yapıyoruz. Canlı adli bilişim analizi de işte şu anda bilgisayarım açık benim. Polis geldi, eller yukarıda, beni uzaklaştırdı. Canlı olarak şu anda makine üzerinde analiz yapabilir. Dolayısıyla RAM'i de analiz yapabilir. Çünkü RAM açık, yani birinci bellek açık ve bunun analizini kolaylıkla yapabilir.
Ama genel olarak olan şey ölü adli bilişim analizi. Yani makine kapatıldıktan sonra diskin ve flash disk gibi organları alınıp bunların üzerinde analiz yapılması. Adli bilişimde adımlardan bahsedecek olursak burada en önemli unsur yedek alınırken bir adli bilişim analizinin yedekler üzerinden yapılması. Yani asla bir bilgisayar elimizde bunun üzerinde adli bilişim analizi yapmıyoruz. Yedeğini alıyoruz, yedek üzerinde adli bilişim analizi yapıyoruz. Çünkü analiz yaparken çok büyük bir ihtimalle asıl birinci unsur üzerinde analiz yaparsak çok büyük bir ihtimalle orada değişikliklere yol açacağız. Delili değiştireceğiz. En azından diyelim ki makineyi açtık, işletim sisteminin yüklenmesi sırasında yüzlerce program değişikliğe uğruyor. Farkında değiliz ama biz var var çalışıyor ve çok önemli değişiklikler oluyor. O yüzden burada çok önemli bir unsur sistemin orijinal haliyle korunması. O yüzden işte özüntü alıyoruz, seçki alıyoruz ki emin olalım değişmedi. Tek bir biti bile değişmedi diski. Önce imaj alınıyor, imaj üzerinden taşınıyor. Nasıl? Önce imaj alınıp imajın taşınması daha şey değil yoksa biz o zaman şey yapacağız. Taşınırken de aslında değişiklik yapıyor. Yani ikisini aynı anda yapabilirsiniz. Bir yandan imaj alıp bir yandan yeşil alabilirsiniz. Ama taşınırken de değişiklik aslında yapma ihtimali yok mu? Yani yok. Yazında nereye yazıyor? Yok, yok. Sadece okuyor. Aslında işte teorik olarak öyle bir ihtimal var. Ama ben şimdiye kadar hiç öyle bir şeye rastlamadım. %1/1000 bile olsa o ihtimale ortadan kaldırmak için write-off cihazlarıyla alınıyor. Türkiye'de nasıl yapılır bilmiyorum ama usulüne uygun yapması write-off cihazlarıyla yapmak. Hatta hard diski bilgisayardan çıkartıp başka bir cihazlarıyla. Zaten hard diski çıkarılır. Zaten yapalım yeterli. Write-off cihazları %99.99 ihtimalle bir değişiklik olmuyor. Ama %0.001 bir ihtimal var değişiklik yapacak. Onu da ortadan kaldırmak için kullanılan bir hazır. RAM'de RAM için de RAM'de mi yazdın? Efendim? RAM'e yazıyor. RAM zaten yani olmuyor. Çok zor. Asla orijinal belir üzerinde herhangi bir değişikliğin yapılmasına izin verilmemesi, bunu da işte özür dile kontrol ediyoruz. Ama Türkiye'de gerçek hayatta bu iş nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Ben de öğrendiler Yunan Bey'den. İkinci adım, birinci adım değilin orijinal haliyle korunması dedik. İkinci adım yedekler üzerinde hipotez yapma ve delil aranması. Hipotez yapma şu, diyelim ki işte gittik adamın bilgisayarını aldık. Burada hipotezimiz, şüphemiz adamın hırsızlık yaptığı yolunda. İşte bu adam bir şekilde hırsızlık yapmıştır. Bundan şüpheleniyoruz. Hipotezimiz bu. Bu hipotezi doğrulamak için arama yapıyoruz diskin üzerinde. Hırsızlıkla ilgili bir takım şeyler arıyoruz. Delil arıyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? İki türlü veri olabilir. Silinmemiş veriler üzerinde ya da silinmiş verileri geri getirdikten sonra yapabiliriz. Yani veriler silinmemiştir, ortalıktadır. İşte bakınca görürüz. Bir de veriler silinmiştir. Bu silinmiş verileri geri getirmemiz lazım. Senaryoda bu iki senaryoda bakıyor olacağız. Steganografi diye bir işlem var. Bu şu demek, verinin ya da dosyanın bir başka veri ya da bir dosya içinde saklanması. Böyle bir şey var, bunu göstereceğim şimdi. Bir
resim dosyasının içinde diyelim ki bir metni saklayabiliyorsunuz. Teknik olarak bu mümkün. Böyle bir şey var mı diye bilgisayar üzerinde araştırma yapılması. Benim kullanıcıları gösterdiğim exploit programları bu yeteneğe sahip değil. Fakat polisin Encase kullandığını biliyoruz, duyduk. Encase'in bu yeni versiyonlarında galiba varmış. Yani steganografi analizi yapabiliyorlarmış. Bir diğer delil arama yöntemi GHEX diye bir program kullanabilirsiniz. Dosyalarda imza kontrolü. İmza kontrolü demek şu demek, çeşitli dosya tiplerinin başlangıç baytları hep aynıdır. JPEG dosyaları mesela hep FFT8 FF diye başlar. Microsoft Office'in kullandığı Doc, Excel, PowerPoint dosyaları, Office dosyaları hep bu imza ile başlar. PDF hep bu imza ile başlar. Örneğin bakalım birkaç tanesine. JPEG dosyası mı yoksa bir Excel file mı? Oradan kolaylıkla görebiliyorsunuz.
Diğer başka bir adım, journal ya da günlük diye çevirebileceğimiz işletim sistemlerinde ya da disk ortamlarında çeşitli dosyalar vardır. Flash diskler genellikle FAT dosya sistemleri, File Allocation Table dediğimiz FAT dosya sistemleri kullanırlar. Bunlarda günlük yoktur. Ama eğer Windows kullanıyorsanız bilgisayarınızda çok büyük ihtimalle NTFS denen dosya sistemi vardır. Ve bu dosya sistemindeki günlük her program, her anda yaptığınız değişiklikleri kaydeder. Yani bir dosyayı sildiğiniz o günlüğe kaydedilir. İşte hemen bir saniye sonra bir başka dosya adını değiştirdiniz, bir başka dosya içeriğini değiştirdiniz, yeni içerik oldu. Bunların hepsi günlüğe kaydedilir. NTFS, AX3, AX4 gibi dosya sistemleri günlük kullanırlar ve bu günlük çok değerli bir bilgidir. Gelişmiş adli bilişim yazılımları çok kolay günlük analizi yapabilirler. O günlükten bilgisayar üzerinde ne olup ne bittiği çok kolaylıkla çıkarılabilir. Bu en son adli bilişim raporları işte 2011-12'lerdeki adli bilişim analizlerinde günlük pek kullanılmıyordu. Özellikle TÜBİTAK'taki den gelenlerde bildiğim kadarıyla. Ama neden kullanılmadığı meçhul. Çünkü her şeyi ortaya çıkarıyor. Anınızda ortaya çıkarıyor. Eğer bir üçkağıt yapılmışsa hemen görebiliyorsunuz. Onun günlük analizinin yapılmamasının nedeni o analizi yapan insanların kötü niyetinde kaynaklandığı yolunda bir düşünce oluştu daha sonra. Hocam işletim sisteminin olduğu diskte mi sadece yoksa external bir disk bağlamışsa onun içinde ayrıca mı? İşletim sistemiyle ilgisi yok. Yani işletim sistemi makinenin işlerliğiyle ilgili. Diskin üzerinde dosya sistemi var. Eğer Windows kullanıyorsanız bu bir NTFS'tir büyük ihtimalle. Ya da işte Linux kullanıyorsanız yeni AX4'tür ama AX2 de yapabilirsiniz. Bunun üzerinde bunların kendi işte ne olup ne bittiğini sakladıkları loglar vardır. Bu loglar üzerinde analiz yapabilirsiniz. Hocam bu loglar ne kadar tutuyor? Yani kaç günlük tutuyor hakikaten alınması? Çok uzun süre tutabiliyor. Yani, bir ay boyunca bir yıl boyunca bütün notları... Tabii baştan beri başlıyor. Çünkü disk dediğiniz şey muazzam büyüklükte. Yani 500 GB, 500 milyar karakter demektir. Ve bir sınırı da yok onun. NTFS'in notları tutan kısmı çok büyüyebilir. Ölçeklenebilir derler işte, scalable diyoruz biz ona, çok büyüyebilir. Yani gigabyte seviyesine kadar gelebilir. Dolayısıyla ve o da çok büyük bir veri büyüklüğü için gerektiren bir şey yok. İşte şu dosyanın adı değişti, şu saatte adı değişti. Ya da şu dosya yeni bant oluşturuldu ya da şu dosya silindi. Onları küçük bir alana koyabilirsiniz. Dolayısıyla çok büyük zamanlar için çok büyük veri değişimlerini log'da, journal'da tutabilirsiniz. Dosya adı şu oldu falan diyor mu? Yani o bilgiyi de tutuyor mu? Tabii ki. Yani her türlü bilgi. Şu veri silindi diye o veriyi de tutuyor mu mesela? O veriyi de tutuyorsa zaten klonluyormuş gibi oluyor aslında her şeyde. NTFS'in işletim sistemi journal'larında eğer veri çok küçükse, diyelim 300 byte'lık bir şey ise onu journal'ın içinde tutabiliyor. Ama çok büyükse journal'ın içinde tutmuyor. O zaman kalmıyor. O zaman bir şekilde falan düşünüyor. Bir defa gittik, sonra şimdi dipini kaydediyoruz. Bir defa kaydediyoruz, sonra dipi kaydediyoruz. Bir ana dosyayı kaydediyoruz, sonra dipleri kaydediyoruz. Encrypted bir diskte de hocam o verileri anlatılıyor mu? Şifreli bir diskte de şifrelenmiş bir diske... Şifrelenmiş bir
disklere tutuyor. Her şifreyi açıp şifreyi açıptan sonra. Tabii. Yani diğer dosya gibi eğer şifreyi açabiliyorsanız diğer dosyaları Journal'da görebiliyorsunuz. Ama Journal'lar gizli, yani hidden olan. Onu Windows'un içinden Windows'u Journal'u göremezsiniz. Diyelim ki Linux'la açacaksınız. Ondan sonra görebilirsiniz. Journal'ın aynı şekilde bu işi yapan timeline analizi var. Orada journal kullanmadan bilgisayar üzerinde yapılan değişiklikleri, dosya üzerinde yapılan değişiklikleri görebilirsiniz. Onunla ilgili bir örnek göstereceğim ben. Bir başka analiz metin arama. Diyelim ki belli bir metni arıyorsunuz. Diskin üzerinde ASCII dosyası ya da bizim flat file dediğimiz dosyalar üzerinde, bunlar disk üzerinde, işte ekranda ne görüyorsunuz, diskte de aynısı vardır. Bir arama yapabilirsiniz. Ya da formatlı dosyalarda yapabilirsiniz bunları. İşte diyelim ROP ya da PDF dosyalarında sizin gördüğünüz değerler aynen diskin üzerinde saklanmaz. Belli formatlar halinde saklanır. O formatlar üzerinde genişliğin adli bilişim yazılımları metin araması yapabilir. Bunun gibi birçok analiz vardır. Yani ikinci adam özellikle yedekler üzerinde asla orijinal değer, orijinal disk üzerinde değil, yedekler üzerinde hipotez yapma ve delil araması. Üçüncü adam eğer şifreli ise, yedekler üzerinde şifreli ortam veya dosya varsa şifrenin çözülmeye çalışılması. Diskin tamamını şifreleyebilirsiniz veya diskin üzerindeki belli dosyaları şifreleyebilirsiniz. Burada kuvvetli şifreyi çözmek işte imkansıza yakın derecede zor. Yani şöyle bir şifrenin çözülmesi işte 10 üzeri 20 yıl, milyar, trilyon kere, trilyon kere, trilyon kere yıl kadar uzun sürebilir, imkansızdır. Şimdiki teknolojiyle çözülmesi. Ama zayıf şifre kullanıldığında, onlar kaba kuvvet dediğimiz, brute force dediğimiz yöntemlerle şifre tahmin edilebilir. Yani adamın doğum yıldır mesela şifre. 1988 çok basit bir şey. Ya da 1.3.4.5.6 çok basit bir şifre. Bunları tahmin edip bakarsınız, tutar, şansa bağlı. Eğer tutmazsa hiçbir şansınız yok, yapacak bir şey yok, bu şifre diye bırakırsınız. Dördüncü adım olay canlandırılması. Örneğin bulunan bir delil dosyasının bilgisayara geliş tarzı. Bu Ergenekon, Balyoz gibi ortamlar çok önemliydi. İşte adama e-mail göndermiş, adam açmış haberi yok, zararlı yazılım gelmiş. Bunun aslında görmek o sofistike yazılımlarla çok zor bir şey değil, kolay bir şey. Fakat bir şekilde görüldü bu adli bilişim analistleri tarafından. Yani nasıl gelmiş bu dosya? E-postayla mı, yoksa flash diskle mi, yoksa bir web sitesine erişmiş adam oradan mı almış, onun canlandırılması. Ve bütün bunlardan sonra mahkemeye sunulmak üzere raporun yazılması. Mahkeme çünkü adı üzerinde işte hakim işte anlaması olan anlayacağı şekilde ama teknik ayrıntıları da yazarak raporlamanın yapılması. Adli bilişimin uygulanamama halleri de vardır. Örneğin dimcil belleği, manyetik disk, solid state disk, flash disk kullanmadan iş görme. Yani demiştik ki bilgisayarın birinci belleği, RAM dediğimiz ortam, bilgisayar kapanınca ortadan kalkar. Değerler kaybolur birkaç saniye içinde. Böyle bir ortamda yapılmışsa iş, bilgisayar kapanınca
adı üstünde her şey kaybolacaktır. Örneğin Tails diye bir program, bir işletim sistemi var. Linux, Debian bazlı Linux kullanan bir işletim sistemi. Bu diske eğer siz istemiyorsanız, default olarak değiştirmiyorsanız diske hiç erişmez. Bunu kullanarak makineyi açarsınız, her işinizi görürsünüz, sonra makineyi kapatırsanız iş biter. İz falan yok, kalmaz. Ya da Linux'un diğer versiyonlarında çalışan modu vardır. Onlar da eğer istemezseniz diske erişmezler. Dolayısıyla iz kalmamış olur. İkinci durum, ikinci belleğe veya dosyalara kuvvetli şifre uygulanması. Burada işletim sisteminin şifresinden bahsetmiyorum. Yani makineyi açarken işte size ilk önce sorar, şifreniz nedir? İşte şifreyi girersiniz, bundan bahsetmiyorum. Bu işletim sisteminin şifresidir. Burada bahsettiğim şey diski şifreler, bu ayrı bir olay. Yani diskin üzerindeki bütün değerler şifrelidir. Hiçbir şey anlamaz diske bakan bir insan. Bunu yapmak mümkündür. Ve çok kolaydır. İnsanların düşündüğünden çok daha kolaydır. Burada da işte kuvvetli parola olması gerekir. Kuvvetli paroladan bahsettiğimiz şey az önce gösterdiğim şekilde küçük ve büyük harflerle rakamları ve özel karakterleri içerecek paroladır. Bunun için Linux ortamında Lux kullanabilirsiniz veya TrueCrypt kullanabilirsiniz. TrueCrypt'in ilginç bir hikayesi var. Bu çok güvenilir olarak görülüyor, çok yaygındı. Sonra işte 1,5-2 sene önce bir haber çıktı, TrueCrypt geliştiricileri bu güvenilir değil diye bıraktılar bu işi. Hiç kimse bir şey anlamadı. Sonra onun auditi falan yapıldı. Bir sorun bulunamadı. Ama bir insanlar kafasında soru işareti kaldı. TrueCrypt yerine kullanmak daha uygun olabilir. Windows hiçbir şekilde kullanılması önerilmez. Windows yani tuhaf bir şey, işte yaptığımız her şey orada da. Hele Windows 10 diye işte 21 versiyonu çıktı artık. Microsoft kendini açmış. Yazdığınız her şeyi kocaman global bir kill olur. Yazdığınız her şeyi işte annenize e-mail yazıyorsunuz, Microsoft'un serverına gidiyor. Böyle bir gerçeküstü bir şey. Onların bir disk şifreleme, bir topluluk diye bir disk şifreleme sistemi var. Fakat anahtarı, bir master anahtarı var. Master anahtarı kendilerinin olduğunu biliyoruz. Orada şifreli olduğunu düşünüyorsunuz, yazıyorsunuz. Ama isterse alan açabiliyor. Üçüncü olarak da verinin üzerine yazarak veriyi silerseniz yine adli bilişim uygulama durumu ortadan kalkar. Çöp kutusundan silme falan yararsız. Yani dediğim gibi o hala orada durur. Onun üzerine yazmak gerekir. Yalnız journal içeren dosya sistemleri, dosyanın ismi veya küçükse kendisinin kopyası silinmeyebilir. Dosya küçükse hala sildiğinizi düşünürsünüz ama journal'da kalır o. Dördüncü olarak Linux ortamında, bilmiyorum Türkiye'de Linux ortamında adli bilişim analizi yapabiliyorlar mı? O kullandıkları yazılımların yaptığını biliyorum da kendileri yapabiliyorlar mı? Onu Gökhan Bey'den öğrendik. Birkaç adli bilişim analizi, Sloykits özgür yazılım, benim dediğim benim kullanacağım özgür yazılım. Bunu işte internetten indirip kullanabilirsiniz. Bir de Sloykits'i yaratan Brian Carrier diye bir arkadaş, onun 2005 tarihli bir kitabı var. Files of Forensic Analysis, Edison Resley'den çıkmış. O çok iyi bir kitap. Yazılımla
uyumlu. Yani hem yazılımı kullanabiliyorsunuz hem de kitaptan ne olduğunu görebiliyorsunuz. M-Case diye bir ticari yazılım var. Bunu okula almaya falan düşünmüştüm ama yanına yanaşamadım. Çok pahalı. Kullanıcı başına para alıyorlar. Bir de her yıl yeniden lisans ücreti ödemek gerekiyor. Fakat bunun işte polisle kitapta falan olduğunu biliyoruz. FTK'da yine sofistike bir yazılım. Birçok var yazılım. Bunlardan birisi eğer çok fazla paranız varsa kullanabilirsiniz. Şimdi sunum bu. Senaryoya geri dönelim. Senaryo ile DD ile flash diski temizleme demiştik. Burada DD programının yaptığı şey şu. Bu arada bitmiş. İşte 723 saniye tutmuş. DD programının yaptığı şey şu. Diskin üzerine sektör bazında alt düzeyde veri yazmak. Şurada burada yaptığım şey benim sıfır basmak. Bütün diski sıfırlarla donattım. Baştan itibaren sıfır oldu. Rastgele sayı da yapabilirim. U-random deseydim rastgele sayı basacaktı. Şimdi flash diski içini göstermek. Şu şekilde içine bakalım flash diski. Hocam, journal'ın üzerine yazma ihtimali var mı? Burada kadar dosyalar. Nasıl? Journal'ın bilgilerin üzerine yazma ihtimali var mı? Yoğun bir boyası gibi. Hani bilgiyle journal'da giriyor. Burada flash disk, bendeki flash disk FAT ücretim sistemi, yani dosya sistemi vardı. FAT'ta journal'lıyor ama NTFS'le formatlamış olsaydım journal'lıyor üzerinde basmış olacaktı. Gördüğünüz gibi sadece sıfır var, başka hiçbir şey yok. Disk böyle gidiyor. Peki ben nasıl soruyorum? Sadece journal'ı silebilen, yani programları bozmadan bir ihtimal var mı sadece journal'ı silebilen? Diyelim Windows ortamında NTFS kullanıyorsunuz. Windows'da journal'a sizin direkt erişmenize izin vermiyor zaten. O kendini koruyor. İşletim sistemi kendi journal'ını koruyor. Ama o diski Linux'la açabilirsiniz, o mümkün. Linux'la o ilgili dosyayı silebilirsiniz. Ama sildikten sonra artık Windows'u tekrar çalıştırabilir misiniz? O ayrı bir çevirici. Mac'te mesela journal file silmek için journal kapatıyorsun, sonra tekrar açınca silmiş oluyor. Linux'ta da ext 3 ve 4'te var öyle bir şey. Şey, ben size bakmıyorum. Bu oldu. Daha çok o NTFS. Ama o orada silerken de işte silmenin de türleri var. Diyelim işte Gutman diye 35 kere üzerine silme algoritması vardı daha önce de. Bu eski diskler için geçerli. Tümüyle yok edilmesi için 35-36 kere üzerine değer yazmak gerektiği söylenirdi eski diskler için. Şimdi yeni disklerde sadece 2 kere yazılması yeterli olduğu söyleniyor. Hocam şu iki kere yazıldıktan sonra bu şuna benziyor. Kurşun kalemle kağıt üzerine yazdığınız bir şey, o yazdığınız şeyi silgiyle siliyorsunuz. Ama silgiyle bir kere sildikten sonra hala çok dikkatli bakarsanız değeri görüyorsunuz. İyice yok etmek için 3, 5, 10, 20 kere silmeniz lazım. Burada aynı durum. Ama yeni disklerde sadece iki defa üzerinde basmak yetiyor. Peki şöyle bir şey yapalım. Yani ben history istemiyorum. Mesela history yapmak için çok gerekli. History yapmak şeyleri görmemiz gerekiyor ama verileri kaybetmemek gerekiyor. Hani o veriyi alıp başka bir disk yaptığında history alıp mı lazım? History derken journal'dan mı bahsediyorsun? Journal, yani. Şimdi NTFS kullanıyorsanız evet.
kendi journal'ını kullanıyor. Yani ona erişemiyorsunuz dediğim gibi. Erişmek için Unix kullanmak lazım. Ben şimdi o dosyaları kopyaladığımda bunların journal'ı beraberinde kopyalanacak. O şekilde temizlenebiliyor. İyi ama şimdi bilgisayarda bir görüntü artık bu dosyaya geldi diye. Tamam yani ama temiz bir sayfa açmış gibi olur. Tekrar sonra. Her bilgisayarın kendi görüntü var. Evet. Tamam. Her bilgisayarın kendi görüntü var. Tamam. Orada bir kopyaladığı bir görüntü var. Orada da kopyalayıp sildiğiniz bir görüntü. Tabii tabii ama sadece sonra bir görüntü için. Arada ne olduğunu da bilmiyorum. Şimdi steganografiden bahsetmiştim. Outcast diye bir program vasıtasıyla işte onunla ilgili bir örnek göstereceğim. Burada gizli dosya diye bir dosya var. Onun bir de ayrıca geziciler diye bir işpek dosyası var, resim dosyası var. Onun içine gizleyip yeni geziciler ismiyle bir başka dosya oluşturacağım ve parola vermek gerekiyor. Parola da 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Şimdi dosyalara baktığımızda geziciler işte bildiğimiz JPEG dosyası. Burada Deniz Dalman'ın hoş bir dosya, haber. Yeni Şafak gazetesi haber çıkmıştı, biliyorsunuz ve duymuşsunuzdur. Geziciler bir zamanda kötülük yapmak için suları açıyorlar. O zaman su sıkıntısı vardı. Onunla ilgili bir haber. Diğer dosya gizli dosya, bir Word dosyası. Orada da işte bir dosya, yani bu dosyada önemli bir bilgi varmış diye bir şey. Şimdi komutumuz bu. Yeni geziciler diye dosyayı oluşturdu. Bu en altta görüyorsunuz. Bunu oluşturdum dedi. Writing yeni geziciler. Şimdi bakacak olursak buna. Geziciler buydu. Yeni geziciler de bu. Şimdi ikisini yan yana almaya çalışalım. Tümüyle aynı gibi gözüküyor. Burada siz göremiyorsunuz. Fakat çok dikkatli ben kendi ekranına bastığımda şurada bir takım böyle noktalar falan görüyorum. Yani hafifçe bir değişiklik var. Tabii dosyanın değerlerine baktığımızda hash değerleri tümüyle farklı. Örneğin geziciler'in 200SA, 256 hash değeri şöyle bir şey, yeni geziciler'in şöyle bir şey, tümüyle farklı hash değerleri. Çok aynı bulutlar, mektere bir boşluğu var mı? Ben zannederim. Bu Outcast diye bir program, Windows'da var mı bilmiyorum, kullanmıyorum Windows'da. İnternetten indiriliyor, bedava oldu. CGI kesin var. Ben, var mı? CGI'nin kütüphanesi var onun, onun içinde çalışabiliyor. Ayrı bir sistemi yaratıyor, orada çalışıyor. Hangisi lan? Windows'u mu? Windows'u da çalışıyor. Bu, CGI yani fazla... Windows'da çalışan şekilde çalıştırabildiğiniz bir platform var. Piyasada ortalıkta dolaşan, işte ücret vermeden alabileceğiniz çok fazla steganografi programı var. Bu sadece bir tanesi. Şimdi... senaryoya dönelim. Gizli dosya docx'i silelim.
Tekrar dizine baktığımızda dizli dosyayı göremiyoruz. Yok mu? Gitti. Şimdi geri çağırmaya çalışalım. Yine AFES programıyla çalıştırıyorum. Password'ın 1-2-3-4-5-6 ile yukarıda o şekilde vermiştim. Şimdi password'ı doğru vermiyorum. Burada baktığımızda gizli dosya docx diye bir şey yarattı fakat İki boş. Password'ı da doğru vermediğim için. Tekrar siliyorum. Bu sefer doğru vereyim. Şimdi bakıyorum. Geldi. Hash'leri tekrar ilk halinde aynı mı oluyor hocam? Efendim? Hash'leri aynı mı çıkıyor? Aynı. Mesela bir de bir orijinal bir şey. Tamam. Bir tane değişmeden. Tamam. Evet, senaryoya devam edelim. Şimdi dosyaları flash diske kopyalıyorum ama daha önce flash diski formatlamayı unuttum. Flash diski formatlayayım. Bunları flash diske kopyaladım şu anda. Bunlardan başka hiçbir şey yok flash diskin içinde. Tümüyle bir beyaz sayfa açtım, öyle diyelim. O beyaz sayfaya bu dosyaları koydum. Flash diskte CHAP 11 PPT ve Check Impact isimli dosyaları siliyorum şimdi. Silerken
Windows'daki çöp kutusunun tekabülü Linux ortamında trash, trash'ten de siliyor. Şimdi trash'e baktım. Bu çöp kutusu, işte daha gelen takım dosyalar var. Ben hepsini yok ettim. Trash de şu anda bu çöp kutusundan da silmiş oldu şu anda. Flash diskte yeni gelen text isimli yeni bir dosya yarattım. Adı yeni gelen text. İşte bir takım değerler giriyorum içine. Bunları save ediyorum. Bu şekilde bir ortam. Flash diskte şöyle bir dosya var. Onun kimliğini değiştiriyorum. Şimdi flash diski imajını alıyor. Yani en önemli unsurunu yapıyorum. Bunun için işte çeşitli programlar var. Hemen sürekli en basit kullanabileceğiniz daily program Linux ortamında işte yaklaşık 3 dakika sürüyor. Bunu çalıştırıyorum. Şimdi burada yaptığı şey şu, bütün flash diski, 4 kilobayt uzunluğundaki flash diski tek bir dosya halinde getiriyor. Yani dosyanın, diskin tamamını tek bir dosya olarak görüyorsunuz. Birazdan bakacağız. Bunun yararı ne? Yararı çok açık. İşte bu dosyayı alıp sonra istediğiniz gibi üzerinde analiz yapabilirsiniz. Daha bir yedek oluşuyor. Şu anda flash diske dokunmuyoruz. Flash diski değiştirme ihtimalini sıfıra yakın, sıfır diyebiliriz rahatlıkla. Bunun yedeğini alıp artık onun üzerinde istediğimiz analizi yapabiliriz. Üzerinde değişiklik yapmaktan korkmadan. Çünkü adı üstünde yedek, yani onun üzerine analiz yapabiliriz. Biraz dediğim gibi 3 dakika sürecek. Bir bakacak olursak durum nedir? Şu anda 1.8 GB büyüklüğünde ImageImp isimli tek bir dosya. 2 GB oldu. 2.1 GB oldu. Bu şekilde yazıyor. 500 GB'lık bir diskin, normal bilgisayarlarda bir diskler şimdi genellikle 500 GB. Bunun imajını alması işte yani bilgisayarın hızına göre 12 saatten fazla sürüyor. Bildiğim kadarıyla pek onu yapmak istemiyorlarmış. İşte zamanımız yok diye. O yüzden makineyi alıp götürüyorlarmış. Ama bu yasal mı? Gökhan Bey bize bir görsün. (gülüyor) 2.9 GB şu anda.
Evet, bitti. 4 GB'ı 188 saniyede yolladı. Şimdi elimizde tek bir dosya var. Bu dosya bütün flash diski içeriyor. Adı image.im. Büyüklüğü de işte 4 GB. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi bunun üzerinde istediğimiz analizi yapabiliriz. Çünkü yedek. Artık benim flash diskim orijinaliyle işim kalmadı. Onu kaldırıyorum o yüzden. Onu güvenli bir yere götürüyorum. Cebim. Senaryoya devam edelim. Burada umarım çok az, bazen çok büyük bir ölçüde diskanı. Yani zorunlu bir ölçüde. Şimdi flash diski çıkardık ve imaj dosyasına erişiyoruz. Ama imaj dosyasına o şekilde erişmemiz lazım ki onun üzerine analiz yapabilirim. Şimdiki hali ham hali. Bunun üzerine analiz yapamayız. Sadece bir binary dosya. Çok uzun bir, çok büyük bir dosya. Yani üzerine analiz yapabilecek durumda değil. Lisyonla. Bunu o halde getirelim ki üzerine analiz yapılabilecek durum olsun. Onun için çeşitli adımlar var. O adımları uygulayacağım şimdi. İmaj im dosyası burada duruyor. Bununla oynamıyoruz. Az önce gösterdiğim değildi.
yeni bir olay, yeni diye bir dosyalar bütünü yarattık. O MNT gibi director var, bir dizim var onun altında. Yani imajın kendisi üzerine oynamıyoruz. O yedek duruyor. Yedek hala kullanılabilir başka şekilde yüklemek için. Yaptığımız şey onun da yedeğini aldık. Yani yedeğin yedeği. Yedeği export etmek aslında. Efendim? Yedeği export etmek. Yani öyle denilebilir belki. Ama her ihtimale karşı yani bu işlerde mutlaka yedek almak gerekir. Her ihtimale karşı imajın da bir yedeğini almak, başka bir ortamda, fiziksel ortamda tutmak iyi bir şey. Şimdi timeline analizi, işte dediğim gibi FAT journal içeren, günlük içeren bir dosya sistemi değil. Fakat bilgisayar üzerinde ne değişikliklerin yapıldığını timeline analiziyle görebiliriz. Ona bakacağız. Şimdi imaja geçiyorum. Şu anda eriştiğim şey imaj. İmajın kendisi. Onu şöyle arayabilirim.
program dosyanın içindeymiş. IIS Guidelines Text. Bir normal bilgisayarda böyle yüz binlerce vardır. Bu çok hızlı tabii. Yani bu açık bir 4 GB'lık bir şey. Çok hızlı geldi. Ama normal programlar, normal bilgisayarda böyle binlerce dosya var. Bazen on binlerce dosya var. O zaman alacaktır ve hepsini teker teker Word'den geçirmek mümkün değil. Dolayısıyla bu bayağı yararlı bir program. Burada yaptığı bir flat file, ASCII file, yani formatlı bir şey değil ama sofistike adli bilişim programlarında yeni Word içine bakarak onları da analiz eden programlar var. Şimdi bu dosyanın içine baktığımda hikayesini anlatıyor. İmajı buymuş. Şu saatte başlamış. İşte 4 GB düşüyor ama 4 GB. JPEG dosyalarını grupladı. Böyle bir isim verdi kendince. Rastgele isim verdi. İşte ZIP program varmış. PNG programları varmış. Bu şekilde gidiyor. O imzaları kontrol ettiği için körlemesine yapıyor bu işi. Onların içinde JPEG'lere baktığımızda çiçeği silmiştik getirdi burada. İsmi değiştirdi, çiçek değil çünkü ismi FAT'ta duruyor, ismini bulamadı. Bunu getirdi. Başka diğer JPEG'lerin tamamını getiriyor. İşte gezicilerin Korkunç İstanbul planını burada görebiliyoruz. İlkokulu burada görebiliyoruz. Sıkılhan'ın bir macerası var, onu görebiliyoruz. Onu JPEG olarak gösteriyor. Bu da yeni geziciler. PDF dosyası olarak bir tane PDF dosyamız vardı. İşte Sıkılhan'ın maceraları onu getirdi. PowerPoint olarak da bu PowerPoint dosyamı getirdi. Yani silinen silinmeyen her şeyi getirebiliyor. Diğer hırsız içine baktığımızda şu dosyanın içinde demiştik. Bu arada senaryo bitti. Buradan çıkabiliriz. Böyle bir metni grep'le
arayıp bulduk. Bu dediğim gibi sadece 3-5 tane dosya var, pek sorun değil. Ama normal bilgisayarda yüz binlerce dosya var. Bunların hepsini aramak için iyi bir yöntem bu. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dijital veri diyebiliriz. Dijital veri diyebiliriz. Çünkü veri dediğimiz zaman her zaman dijital ifade edilebilir. Kağıt üzerindeki içerikler de verilir ama dijital veri dediğimiz zaman bilgisayarlar veya benzer sistemler üzerindeki verilerden bahsediyoruz. Ve adli bilişim dediğimiz zaman da işte bu dijital verileri veya dijital verileri toplanması, saklanması, derlenmesi ve analiz olarak tabi ilke ve standartları çıkıyor. Hatta bu ülke ve standartlar öyle bir yapıda ki birçok ülkede farklı standartlar kullanılıyor ama mesela Amerika Birleşik Devletleri burada çok ilerlemiş bir ülke, özellikle adli bilişim ülke ve standartına. Sedona Principles denilen bir kitap var, böyle bir tuğla gibi bir kitap. Ondan hangi bilgisayar, hangi yazılımlar, hangi cihazlardan ve hangi çevre bilimlerinden nasıl veri elde edileceğini kuralları yazar. Ve bu kitap aşağı yukarı 3-4 yılda bir toplamalı ve güncel yeni sistemler ve yeni teknolojiler konusunda. Ve bunun en büyük özelliği adlı bilişimin multidisipliner bir yapı olması. Yani içinde birçok bilimi barındırabilir. Yani sadece bilgisayar bilimlerinden bahsetmiyoruz. Adlı bilişim dediğimiz zaman verilerin saklandığı ortamlar var. Verilerin saklandığı ortamlar işte elektromanyetik diyebiliriz. Elektromanyetik dediğimiz zaman tamamen manyetik üzerinde çalışan. Mesela teyit kasetleri bir manyetik ortamdır. Disketler bir manyetik ortamdır. Hard disk bir manyetik ortamdır. Ama aynı zamanda da elektro-optik ve elektronik dediğimiz ortamlar da var. Mesela flash diskler elektronik bir ortamlar. CD'ler, DVD'ler elektro-optik bir ortamlar. Yani optikle, lazerle okunabilen veya lazerle yazılabilen teknolojilerden bahsediyoruz. Bütün bunların hepsini biz mahkemede dijital delimitleri taşıyacak şekilde tanımlıyoruz. Elde ediyoruz, saklıyoruz, inceliyoruz ve mahkemeye sunuyoruz. Yani hakime bir nevi yardımcı oluyoruz. Bütün bu bilim bize şunu gösteriyor. Aslında adli bilişim dediğimiz şey basitçe, en basit halde bir olay yeri incelemiz. Bir kere bir cinayet işlendi diyelim. Cinayette işlendiği yerle ilgili elimizde veri olması gerekiyor. Maktulle ilgili elimizde veri olması gerekiyor. Cinayet aletiyle ilgili elimizde veri olması gerekiyor ve bütün bunların hepsini analiz ettikten sonra cinayetin sebebini araştırmaya gidiyor. Mesela öyle olay yeri incelemeleri var ki bir yerde ceset buluyorsunuz. Bu cesedin hangi tarihte ve hemen hemen dakika olarak hangi dakikalarda öldürüldü, oraya sürüklenerek mi getirdi, daha önce mi öldü yoksa orada mı öldürüldü gibi birçok unsur aslında olay yeri incelemesi ortaya çıkıyor. Mesela hiç aklınıza gelir mi? Bir bilim var ve bu bilim böcekler üzerinde çalışıyor. Bir cesedin, tarlada bulunan bir cesedin üzerindeki böcek tiplerinden, o böceklerin ağırlıklarından, büyüklüklerinden veya böceklerin hangi bölgede yoğunlaştıklarından cesetle ilgili her türlü veri elde edebiliyorsunuz. O ceset oraya gece mi geldi, gündüz mü geldi? Ona göre bir değişik böcek tipleri üzerinde türebiliyor veya kurtçuklar. Bunun gibi birçok unsuru biz olay yeri incelemesinde veya kurban üzerinde adli bilişimce incelebiliyor, özür dilerim. Adli tıpça incelebiliyor. Adli bilişimde bunun gibi bir özellik oldu. Bazı özelliklerden bahsetmek lazım. Mesela dijital delil dediğimiz şey, hani verilerden elde ettiğimiz unsurlar, bir de klasik deliller var. Mesela klasik deliller örnek ne verebiliriz? Bir cinayet mahallinde bulunan bıçak veya bir tabanca veya maktulün üzerinde bulunan tırnağın içerisindeki bir takım doku parçaları. Saç, kıl, tüy, tükürük, DNA, kağıt, sahtecilik delillerinde mesela kağıtlardan bahsediyoruz. Veya trafik kazalarında kaporta parçalarından veya döküntülerden, süküntülerden
veya toz parçalarından veya fren izinden bahsedebiliyoruz. Bütün bunların hepsi klasik devir. Ama dijital devirde klasik devirde birbirine benzeşen yönleri olduğu gibi birbirine ayrılan yönleri de var. Mesela elektronik veri dediğimiz zaman, dijital devir dediğimiz zaman en baştaki unsurumuz şu. Elektronik ortamlarda milyonlarca bilgi ve belgeyi saklayabiliyoruz. Ama klasik delillerde bunu yapamayız. Mesela bir olay yerine girdiniz veya bir soruşturma konusu ofise girdiniz. Ofiste sadece toz füzeler var. 40 klasör, 50 klasör veya bir kamyon dolusu klasörü toplamanız gerekir. Ama bir kamyon dolusu klasörden çok daha fazla veri içeren bir flash diskte aynı işi görebilir arkadaşlar. Çünkü flash diskin depolama kapasitesi bugün neredeyse bir kamyon dosya denilene nazaran hemen hemen eş değerde tutulabilir. Klasik belge devirlerini fiziksel olarak bir yerden bir yere nakletmek zorundasınız. Yani bir bıçağı olay yerinden aldınız, onu incelemek üzere fiziken elde etmek zorundasınız. Ve onu bir yerden bir yere taşımalısınız. Çünkü bir aynı nesneden iki tane türetemezsiniz, birbirini fotokopisi çekemezsiniz. Ama dijital verilerde birebir aynısını, kopyasını yapabilirsiniz. Hatta saniyeler içerisinde dünyanın başka bir ucuna orijinal şeklini nakledebilirsiniz. O yüzden dijital veriler çok daha başka bir unsur. Yani buradan biz nasıl bir sonuç çıkıyor? Herhangi bir olay yerindeki klasik devri yok etmek o kadar kolay değilken veya onu nakletmek kolay değilken dijital verileri saniyeler içerisinde başka bir yere transfer etmeniz veya yok etmeniz mümkün olabilir. Klasik devirleri yok etmek yine kolay. Mesela olay yerinden ele geçen bir tabancayı bir ağacın dibine gömdünüz. Klasik olarak yok oldu. O orada bulunana kadar o yok. Veya açık denizde attınız. Onu artık bulma şansı neredeyse yok. Fakat elektronik verileri yok etmek bu kadar kolay değil. Çünkü az önce Veli Hocam'ın anlattığı gibi verileri siliyorsunuz. Tekrar siliyorsunuz. Ama veriler oradan kayboluyor. Verileri tekrar geri getirebilmek mümkün. Ama aynı oranda da o verileri tamamen yok etmeniz de mümkün. Yani hiç olmamış gibi yok edebilmeniz de mümkün. Çeşitli araçlarla. O yüzden elektronik veriler, klasik verilere göre böyle bir farklı arz ediyor. Elektronik veriler dışarıdan hiçbir müdahale olmaksızın, bakın hiçbir müdahale olmaksızın kendiliğinden değişebilir. Evet, milyonda bir ihtimal ama ısıs şartları, nem şartları, tozda veya minimum şeyler veya nakliye şartlarından dolayı oluşan dış etkenlerden dolayı hiçbir müdahale olmaksızın verilerin değişmesi mümkün. Onu da bırakın, herhangi bir manyetik ortamda dahi veriler değişebilir. Örneğin bir hard disk alalım. Hard diski şurada tuttuğumuz zaman güçlü bir mıknatısı ona 10 santim kadar yaklaştırsak veya yanından geçsek dahi o verileri bozma olasılığınız çok yüksek. Bir de elektronik verilerin başka bir özelliği daha var. Ait oldukları bir ortam veya yazılımdan ayrıldığında anlaşılmaz hale geliyor. Mesela ben sıfır bir bilgisayar açtım. Sadece içinde işletim sistemi var. Ama bir Word dokümanı çalışmak istediğim zaman bu doküman dosya olarak bana bir anlam ifade etmez. Niye? Çünkü o dosyayı çalıştırabilmek için bir ofis programına ihtiyacım var. Ofis programı olmaksızın doc dosyası veya ODT dosyası hiçbir anlam ifade etmiyor. Bunun gibi bir takım unsurları düşündüğünüz zaman ait oldukları ortamlardan veya yazılımlardan ayrıldığında anlaşılmaz bir veri olabiliyor. Klasik devirlerde böyle bir şey değil. Böyle bir unsur yok. Elektronik devirlerin diğer bir özelliği ise bilinmeyen formatlarda olabilir, şifrelenebilir veya ulaşılması, erişilmesi zor kullanılabilir. Böyle bir özelliği var. Siz verileri şifrelediğiniz zaman, ki Veli Hoca örneklerini verdi, uzun bir karakterli şifrelerine bu verileri hiç ulaşılmaz, hani aslında dijital olarak var, belki fiziki olarak var olmaya eşit bir şekilde de var diyebilirsiniz. Ama bu verilere hiçbir şekilde erişmeniz mümkün olmayabilir. Bir diğer unsur ise elektronik devirleri, dijital devirleri kaynağı tespit etmek çok kolay değil. Çünkü internette çalışıyoruz, herhangi bir ağ ortamında çalışıyoruz, bilgisayarlardan veya akıllı telefonlardan bağımsız olarak veriler bir yerden bir yere çok kolay nakledilebildiği için o verilerin gerçekte orijinalden nereden geldiği veya nereye gittiği şeklinde bir fikir edinemeyebiliriz. Bu her zaman kolay olmayabilir. Normalde internet üzerinde paketler haline giden bir verinin yolu bellidir. Bu yolu takip edebilirsiniz, bu yolu track edebilirsiniz. A noktasından B noktasına geçtiği yolları bulabilmeniz mümkün. Ama A noktasını bilmiyorsanız veya B noktasını bilmiyorsanız
verilerin nereden geldi veya nereye gittiğini her zaman bilebilirsiniz. Hele ki bugün karmaşık veri sistemleri veya karmaşık ağ yapılarında bir verinin A noktasından B noktasına gittiğini bilirsiniz zaman hangi yollardan geçtiğini de bilebilirsiniz. Hani bütün yolların Roma'ya çıktığı hesabıyla düşünürsek Roma'ya Bulgaristan üzerinden de gidebilirsiniz, Mısır üzerinden de gidebilirsiniz, Rus üzerinden, Kuzey'den de gidebilirsiniz veya dünyanın bu taraftan dolaşıp da Roma'ya gidebilirsiniz. Ama A ile B noktası arasında, yani İstanbul'da Roma arasında verinin hangi yolu takip ettiğini çoğu zaman bilmek çok mümkün değil. Şimdi dijital veriler, özellikle neden önemli ve neden kanun koyucu, özellikle bu alanda ekstra bir düzenleme ihtiyacı hissetmiş. Bu çok önemli bir sorun. Çünkü normalde bizim elimizde CMK 127 var, el koyma. El koymayı biz çok çeşitli araçlarda kullanırız. Ne yaparız? Bir olay yeri incelemesi yaptığımızda, olayın delili olabilecek şey ne varsa, işte cinayette, cinayet aleti veya bir dolandırıcı suçunda veya bir mali suçta şirketteki dosyalar veya bir evde işte sandık altları veya bir şeyler, buradan elde ettiğiniz şeyler vardır. Bunlara el koyabilirsiniz. Çünkü bunlar incelenmesi gerekir. Olay yerinde elde ettiğiniz işte kan, tüpürük veya bir sigara izmariti veya işte birçok unsur, işte kıl, bütün bunları hepsini elde etmeniz lazım. Fakat bilgisayar dediğiniz zaman orada işte özel şeyler geliyor. Niye? Çünkü düşünelim, hepimizin birer tane bilgisayarı var. Ve bu bilgisayarda sadece eğer suçlu bile olsak, sadece suça ilişkin verilerimiz yoktur. Özel yaşamımıza ilişkin her türlü veri var. Projelerimiz var, fotoğraflarımız var, maillerimiz var. Atıyorum şiir yazanız varsa şiirleriniz var. Roman yazıyor olabilirsiniz. Veya işte her türlü ödev konusu, test konusu, proje konusu, her türlü şey olabilir. Hadi atıyorum, onlar da yok, porno videolarınız var. Hiç fark etmez. Bütün bunların hepsi özel yaşamınıza ilişkin bir takım veriler var. Ve bu bilgisayarların aranması o yüzden özellik var. Bakın anayasa ne diyor? Herkes diyor, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini, istem hakkına sahip duruyor. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Adli soruşturma ve konuşturmanın gerektiği istisnalar saklıdır. Bu şu anlama geliyor. Hiç kimse sizin özel yaşamınıza ilişkin bir konuyu sorgulama hakkına sahip değil. Özel yaşamınıza ilişkin bir eşyayı araştırma hakkına da sahip değil. Özel yaşamınıza ilişkin bir konuyu sorgulamak veya onun ne olduğunu öğrenmek, sebebini öğrenmek hakkına da sahip değil. Ama istisnası ne? İstisnası adli soruşturma ve konuşturmanın gerektirdiği istisnalardır, saklıdır. Ve bunun içinde özel hükümler var. Biz ne yapıyoruz? Anayasayla bağlıyız ve kanunda anayasaya göre kurgulanıyor. Ve diyor ki, kanunun açıkça gösterdiği halde diyor. Bir kere kanun bu hükmü açıkça göstermiş olmalı. Yani yönetmelikte göstermesi veya tüzükte göstermesi yetmiyor. Bunu açıkça bir kanun gösterecek arkadaşlar. Usule göre verilmiş bir hakim kararı olmadıkça diyor. Yani polis geldi, ben bunu arayacağım dedim. Hayır, öyle bir dünya yok. Evi arayacağım dedim. Hayır, öyle bir dünya yok. İş yerini arayacağım dedim. Veya sen getir ver dedim. Hayır, yok. Bütün bunlar için hepsi anayasanın özel yaşam gizliliği ilkesinden dolayı ve CMK'da görülen bir takım hakim kararı, mahkeme kararının zorunluluklarından dolayı hepsi hakim kararına bağlı olmak zorunda. Hakim kararı olmadan hiçbir kurum kuruluş, bakanlık veya polis veya jandarma hiç kimse hakim kararı olmadan bir şey arama yetkisine sahip değil. Hele ki özel yaşamımıza ait bir alanda. Ama hakim kararı varsa evet aranabilirsiniz. Hakim zaten aramanın nasıl ne şekilde yapılacağına karar verir. Bu arada tabii bunun da istisnası var. Gecikmesinde sakınca bulunan haller veya işte suç işlenmesine önlenmesi, kamu düzeni, genel ağırlık korunması gibi sebeplerle evet aramalar yapılabiliyor. Ama bunun da sınırları var. Yani işte savcının hemen o an talimat vermesi lazım veya özel yetkili bir mülki amirin, kaymakamın veya valinin özellikle mesela toplantı gösteri yürüyüşleriyle ilgili bir hususta veya genel gece trafikte asayişin sağlandığı, asayiş kontrolü yapılan durumlarda ne yapabiliyor? Herhangi bir hakim kararı olmaksızın şüphe üzerine veya suç işlenmesinin önlenmesi için araba araması, üst araması falan gibi şeyler yapabilir. Ama bunun da sınırları var. Hani gelip de sizin
cüzdanınızın içindeki bir nesnenin ne olduğunu sorgulama veya işte arabadaki başka bir şeyi sorgulamak yok. Sadece bir suç eşyası veya suçta kullanılması muhtemel bir şey arama hakkına sahip. Atıyorum uyuşturucu buldu, evet el koyar. Silah buldu, evet el koyar. Ama işte buradaki kliko ne işe yarıyor, buna da el koyuyorum deme falan hakkına sahip değil. Bir de kişisel veriler meselesi var. Anayasaya yeni eklenen bir husus bu. 2014'teki bu referandum hangi yılda yapılmıştı? 2010. Neyse, tamam. Referandumla kabul edilen anayasa maddeler içerisinde kişisel verilerle ilgili maddelerle geldi ve kişisel verilerle özellikle herkesin kendisinin kişisel verileri korumasını isteme hakkına sahip olduğunun altı çizildi. Ve bu da önemli. Niye? Çünkü biz bilgisayarlarda kendimize ait çok miktarda kişisel veri de barındırıyoruz. Dolayısıyla özel bir hüküm bulunması zorunluluğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Ki sadece biz bunu bilgisayar olarak bakmıyoruz. Bilgisayarın dışında USB bellekler veya solid state diskler veya herhangi bir medya veya bir CD, bir müzik CD'si, bir müzik DVD'si, film DVD'si. Akıllı telefonlar, ya akıllı telefon diyoruz ama aslında bildiğiniz bir bilgisayar. Bilgisayardan farkı yok. Bütün bunların hepsi adli bilişim arama konuları içerisine giriyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Adli bilişim deyince sadece şeyi düşünmeyin. Hani bilgisayar üzerinde işlenmiş suçlar veya bilgisayarda gizlenmiş veriler olarak da düşünmeyin. Mesela bazı olayların aydınlatılması için de bilgisayar aramasına ihtiyaç duyulabilir. Hemen yakın bir örnek vereyim. Münevver Karadolu cinayetini hatırlarsınız. Gitar kutusu içerisinde bir parçası, çöp kutusu bir parçası bulunan bir Münevver Karadolu isimli maktul vardı. Bunun tabii ki şüpheli şahıslar vardı, kim öldürmüş olabilecek konusunda. Fakat polisin özellikle verilerle ettiği yer, maktulün, Münevver'in bilgisayarı oldu. İlk incelediği yer bilgisayar oldu ve bilgisayardaki yazışmalardan, anlık mesaj programlarından birçok veri değerlendirilerek katil zanlısı kişiye ulaşıldı. Sadece bu cinayet davaları değil, kaçakçılık davalarında veya birçok davalarında bilgisayar verilerine başvuruluyor ve başvurulmak zorunda. Bazen hırsızlıkta dahi başvurulabiliyor. Hukukumuzun bir diğer ilkesi daha var. Anayasa Madde 38'de hukuka aykırı delil yasa. Bunu niye anlatıyorum? Az önce size demiştim ya, hakim kararı olmaksızın arama yapılamaz demiştim. Diyelim ki polis geldi, hakim kararı olmaksızın bir arama yaptı. Bilgisayarınızı aradı ve bilgisayarınızdan bir takım veriler bulundu. Bu verileri mahkemede kullanma şansı ne kadardır? Bu delillerle sizi suçlama şansı ne kadardır? Bu konuda bir fikriniz var mı? Neden yok? Veya neden bunu yapamaz? Çünkü anayasa hukuka aykırı delilleri yasaklayan bir takım bir maddeler koymuş. Anayasa madde 38 diyor ki kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez. Bu konuda bir sorun olsun o zaman. Bir daha bir ya da iki gün önce olan bir anayasa mahkemesi kararı var. Bu bir yine bir CD, yapılmış bir CD geleri gibi bu faaliyetin devamı olan bir olay. Anayasa mahkemesi bu sefer sahip olan şeyler bu hakimin kararı biz karışamadık diye çekildi. Hani ki yaratılmış bir o ispatlanmış şeyleri sunulmuş. Bu hakim kararı da karışamadı dedi ve çekildi. Yani bu dediğimiz şeylere bakarak da tamam hani hakim kararıyla yine şey alınması şey olmamış. Haş ya gayet alınmamış. Yani alınırken yapılırken. Şey taşınabilir bir CD taşınabilir bir kaynağı. Sabit değil. Bunu rağmen kabul edelim. Anayasa Mahkemesi'nden bir uzman biraz. Şimdi ortada şöyle hukuki bir sorun var arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi bir ceza yargılaması mahkemesi değil. Anayasa Mahkemesi'nin görevi bir kanunların anayasaya aykırı olup olmadığını denetlemek. Millet Meclisi'nde yapılan kanunların anayasaya aykırı olup olmadığını denetlemek. İkincisi ise bireysel hak ihlalleri konusunda karar vermek. Bu yeni getirilen bir husus, yine referandumla getirilen bir husus. Anayasa Mahkemesi'nin ondan önce bir yetkisi yoktu. Çünkü hak ihlalleri konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çok sayıda dava birikince bu davaları eritmek ve en azından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeden iç hukukta çözüm yolu getirildi. İyi de oldu. Ve Anayasa Mahkemesi sadece bir hakkın ihlal edilip edilmediğini tespit edilir. Ama Anayasa Mahkemesi bizzat yerel mahkemenin
ceza hakimi veya hukuk hakimi yerine geçip yargılama yapmaz. Yargılama sırasındaki bir takım ilkelerin ihlal edilip edilmediği, mesela adil yargılamaya uyulmadığı veya işte tutuklama tedbirine farklı yöntemlerle başvurulmuş olması gibi hak ihlali olabilecek durumları değerlendirir. Buradaki hak ihlali için şöyle bir sorun var. Anayasa Mahkemesi'nin bunu tespit etme yetkisi yok. Bunu kim tespit edecek? Ceza Mahkemesi hakimi tespit edecek. O delil hukuka aykırı mı? Değil. Çünkü biz anayasada, aynı anayasada hakime bir yetki vermişiz. Demişiz ki, hakim delilleri serbestçe takdir eder demişiz. Ve Ceza Mahkemesi hakimi vicdani kanaatine göre karar vermişiz. Ya bu kısmı eleştirebiliriz mesela. Hakim vicdani kanaata göre karar niye verir? Hakimin deline göre karar vermesi gerek. Bu ayrı bir husus. Fakat burada kararı veren mahkeme, hakim, ona yetki verilmiş. Ha, bu kararı beğenmediğiniz zaman üst mahkemeye gidiyorsunuz. Kanunda istinaf diyor ama hala uygulanmıyor. Ya da temize gidiyorsunuz. Temizde de bunun ayırt edilmiş olmasını, farkına varılmış olmasını istiyorsunuz. Temizde de farkına varılmadığı zaman bu sefer yargılamanın yenilemesi yoluna başvurabiliyorsunuz. Yargılamanın yenilemesi yolunda olmadığı zaman yapacak bir şey kalmıyor. Bir yandan da hukuk düzeni sağlamakla mükellef ve hukuk düzeni içerisinde sürekli yeni bir şey çıkarırsanız, yeni bir denetim organı çıkarırsanız bu sefer hiçbir davayı bitirme şansınız olmaz. Yani böyle bir iki arada bir derede kalınan çelişkili bir durum. Ama Anayasa Mahkemesi bu kararı doğru. Evet, tutuklamada mesela ölçü aşılmıştır, tutuklamada bağlantılık aşılmıştır. Bu hak ihlali olarak değerlendirilir ama delilin değerlendirilmesi işi Anayasa Mahkemesi'nin işi değil. Delil kanuna aykırı olarak elde edilmişse diyor, mesela delilin ortaya konması madde 206, hukuka aykırı delil sayılır ve reddolunur diyor CMK. Normalde bu az önce bahsi geçen davada, Ergenekon'dur, Bayrağız'dur, askeri casusluk davasıdır. Buradaki deliller ne yazık ki hukuka aykırı oldukları iddia edilmesine rağmen bilirkişiler tarafından açık açık birçok rapor ortaya konulmasına rağmen mahkeme tarafından reddedilmiştir. Ve mahkeme bildiği gibi karar vermiştir. Kanaatini o yönde kullanmıştır. Ne yazık ki kötü, saçma bir durum. Ama sonuçta arkasından yargılamanın yenilenmesi şeklinde bir kanun değişikliği olduğu zaman tekrar yargılandıklarında artık o dosyalardan beraat edilmiştir. Fakat olan onların işte 5 yılına, 4 yılına ve işte perişan olmuş aileler, parçalanmış aileler, maddi ekonomik durumu bozulmuş, psikolojisi bozulmuş insanlardan bahsediyoruz ki çok acı bir durum. Evet. Tabii biz burada sadece ilkelerden bahsediyoruz. Gelelim bilgisayar aramasındaki en önemli maddeye. CMK 134 bu maddeyi ilgili olan varsa not alması istiyorum. CMK 134 açık açık yöntemi saymış. Yani herhangi bir şekilde araba arar gibi, ev arar gibi bilgisayar arayamazsın demiş. Bunun için belli koşullar öngörmüş. Bakın ne demiş. Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada demiş. Somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı demiş. Bakın birinci sebep bu. Bir kere somut delillere dayanan kuvvetli bir şüphe olacak. Yani ben senden kıllandım, ben senden şüphelendim, senin hareketlerin bir tuhaf falan demek yetmiyor. Gerçekten kuvvetli bir şüphe olması lazım. Yani bu konuda şikayet olacak, başka şeyler olacak, yan deliller olacak. Kuvvetli bir şüphe olacak ki siz buna başvurabilirsiniz. İkincisi, başka surette delil elde etme imkanının olmaması. Bu da önemli bir imkan. Bu da önemli bir yol. Yani ben zaten sonuca elimdeki var olan verilerle, var olan delillerle gidebiliyorsam zaten suçlamaya yetecek. Suçlamayı ispat edecek şekilde elinde delillerin varsa yine bilgisayar aramasına başvuruyorlar. Yani bilgisayar araması bizim hukukta ultima ratio dediğimiz, yani son çare dediğimiz bir şeydir. Öyle herhangi bir şekilde canım istedi hadi bilgisayar arayayım yapma şansınız yok. Ama bu ilke. Uygulamada nasıl? Uygulamada ultima ratio falan diye bir şey yok. Uygulamada polis veya savcı mahkemeye yazar. Biz bu adamın bilgisayarına gireceğiz, bilgisayardan el koyacağız. Çünkü bütün verileri, delilleri bilgisayarda bulunur veya telefonunda. Halbuki elinde bütün deliller olsa bile uygulamada hemen çok kolaylıkla bir bilgisayar araması kararı çıkabiliyor. Peki ne yapılıyor? Şüphelinin kullandığı bilgisayar veya bilgisayar programlarına bilgisayar kütükleri, kütük
küçükleri dediğine bakmayın. Burada bir çeviri hatası olduğunu düşünüyorum. Asla bilgisayar küçükleri zaten Türkçe'ye geçmiş bir terimdir ama bilgisayar dizilerinden veya bilgisayar medya ortamlarından bahsediyoruz. Arama yapılmasına, bilgisayardan kayıtlarından kopya çıkarılmasına ve bu kayıtların çözülerek metin haline getirilmesine hakim tarafından karar veriliyor. Bazı durumlarda şunu da yaptığı oluyor mahkemeleri. Hakim diyor ki bak maddede diyor metin haline getirilir diyor. Bilirkişi de diyor ki veya polis. Sayın hakim nasıl metin haline getirilir? Burada işte 20 GB veriden bahsediyoruz. Ben 20 GB nasıl metin haline getireyim? Hakim dedi ki git yap. Sonra bir kamyon dolusu evrak. Tabii ki bu baktılar ki böyle olmuyor. Artık hakimler çözülerek metin haline getirilmesi işleminden vazgeçtiler. Artık onlar da biliyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Artık bu metinleri çözmüyoruz. Veya bir DVD ortamına hakimin okuyabileceği formatlara falan sunuyoruz. Mesela MSN veya işte Skype gibi anlık mesajlaşma programlarından elde edilen konuşma metinleri nerede durur? Bilgisayarda genelde program files'ta durur. Siz program files'ta aldığınız metinler zaten bellidir. Siz onların önemli kısımlarını kağıda dökersiniz, dosyaya koyarsınız. Suçla ilgili bir konuşmaysa veya bir mesajlaşmaysa. Önemli olan kısımlarını DVD mahkeme dosyasına eklersiniz. Gelelim diğer kısma. Bilgisayar programları, bilgisayar tüketlerinin şifrenin çözülememesinden dolayı girilememez. Bakın bu da bir ihtimal. Kanun koyucu demiş ki, ben bilgisayara gittim ama polis veya jandarma, suçu soruşturan kimse, biliyorsunuz bunlar suçu soruştururken savcının yardımcısıdır. İdari olarak savcıya bağlıydı ama adli olarak savcının yardımcısıdır ve savcıya bağlıdır. Savcı talimatıyla adlilerdir. Baktılar ki bilgisayara o anda araştırma imkanı yok. Şifreli. Bu durumda kanun diyor ki bu bilgilere ulaşamıyoruz veya şifresinden dolayı giremediğimiz için diyor çözümün yapılması ve gerekli kopyalar alınması için bu araştırmacılara el konulabilir diyor. Hemen mefhumu muhariften karşıt kavramına yola çıkarak neyi oluşturuyoruz? Demek ki şifreli değilse bir bilgisayar veya hemen onda araştırılabiliyorsa el koyamazsın demek. Sizce de öyle değil mi? Madde bunu söylüyor. Eğer diyor şifreden dolayı çözülemezse veya diyor o bilgiyle erişilemezse diyor o zaman el koyulabilir diyor. Normalde el koyma yok. Ama uygulamada polis çoğu zaman geliyor el koyuyor, alıyor emniyete götürüyor. Emniyet inceledikten sonra size bilgisayarı geri veriyor veya vermiyor. Suçta kullanılan eşya diye el koyuyor. Bunun birçok sakıncası var çünkü benim bilgisayarıma el koyması demek benim o suçla ilgili veriler dışında özel hayatımla ilişkin tüm şeyleri de yanına götürüyor olması demek. Düşünün, çoluğumun çocuğumun fotoğrafları var binlerce. Videoları var, arşivim var kişisel. Ve bunun bir suç soruşturması için emniyete götürüldü ve 3 ay önce incelendiğini, sonra da mahkemenin bir daha vermediğini düşündüm. 5 sene yargılama sürdü. Artık o bilgisayardan hayır falan gelmez. Yok. O yüzden şuradaki usule göre yapılması gereken şey şu arkadaşlar. 3. Bilgisayar veya bilgisayar tüketlerine el koyma işlemi sırasında sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılır. Yapılabilir değil, yapılır. Yapılmak zorunda. Yani bilgisayarı götüremezsiniz. Ne yapacaksınız? Öncelikle polis veya jandarma geldiği zaman bunun hard diskini çıkaracak. Hemen orada yedeği alınacak. Yedeği alınırken de 5 değeri alınacak. Az önce hocam anlattı, 5 değeri yapılacak. Bu MD5 olabilir, SH1, SH2 olabilir. Herhangi bir algoritma olabilir ama genelde MD5 veya SH1 kullanıyor. Hemen orada bir tutanak yapılacak. Yediğini aldığımız bilgisayar bu. Orijinali bu. Hash değerleri karşılaştırdık. Evet tuttu, hemen tutanak altına alacak, yazacak. Sanık veya varsa avukatı tarafından veya şüpheli tarafından imzalanacak. Usul bu. Bunun bir sürü yararı var. Birincisi, sanık veya şüpheli bilgisayar aranacağı zaman diyor ki bir, bilgisayarın el konulmamış oluyor. Bilgisayar orijinal olarak duruyor. İki, içi rahat çünkü yedeği alınıyor ve üzerine bir peş diye bulunması. İçinin rahat olmasının sebebi şu, artık bu bilgisayarı kim götürürse götürsün, artık bu bilgisayara bir müdahale yapıldığında biz bileceğiz. Herhangi bir veri eklendiğinde dışarıdan bunu bilme şansımız var.
Çünkü bir bitlik dahi veri değiştiğinde artık o hash kodunu tutturma imkanınız yok. Bunun bir üçüncü faydası da polis ve jandarma için. Şimdi onlar da görevini yapıyor ve usulüne uygun yapsa bile her şeyi, onlar da şahit altında. Niye bir delil alıp, mesela 7'yi alıp götürüyor, daha sonra veya bilgisayar alıp götürüyor, şüpheli veya sanık diyebilir ki, emniyet bilgisayarıma veri yerleştirir. Adam gerçekten suçludur, emniyeti suçlar. Emniyet görevlileri için veya jandarma için de bu zor olur. Onlar için de bir şahit oluşmasını engeller. Yani üç tane bunun faydasını görebiliyoruz. Peki mesela bıçağı aldı, bıçağı götürürken delil olarak onun üzerine birisinin parmak izini bastı, aynı şey. Yok. Onun engeli şimdi aldı. Bir olay yeri incelemesinde delillerin toplama yöntemi vardır. Ha. Filmlerde görmüşsünüzdür. Bir olay yerine polis dalmadanak girmez. Özel kıyafeti olacak, saçı kılı tüy dökülmesi diye bir eve gitti. Görmüşsünüzdür. Gerçekten de öyle yapılıyor. Bazen ilçelerde çok imkanı olmayan kırsal yerlerde ne yazık ki bütün ülkeler olmuyor ama genelde özel kıyafetle olay yeri inceleme ekibi gelip olay yerini dış etkenlerden soyutluyor. Pencereler kapanıyor dışarıdan toz kir veya başka bir şeyler girmesin diye. Kıl, izmarit, işte atıyorum çöp. Hani o atılan çöpler var ya, içinde limon kabuğu, yumurta kabuğu gibi böyle biz baktığımız zaman iğrenç kokan çöp. O çöp dahi karıştırılıp çöpün içerisinden delil olduğunda elde edilebilecek şeyler araştırılıyor. Mesela bir ilaç flaskeri bulunabilir, bir ilaç şişesi veya ilaç altı bulunabilir veya bir şişelerle veya bir suç aynında başka bir şey bulunabilir. O yüzden bu tür durumlarda, sokakta veya şeyde hemen çevrilip özel kıyafetli insanlar bunu özel bir poşetle numaralandırma, fotoğraf çekilerek, video çekilerek delillendiriyor. Yani öyle çok kolay bir şey değil açıkçası. Bilgisayarda da değil. Her şeyin tek tek usulünün yapılması lazım. Bugün, bundan birkaç yıl önceye kadar emniyetin elinde hard disk yoktu. Ödenek de yoktu. Dolayısıyla bilgisayara hemen pat diye el koyuyordu. Neyse ki bugün ödenek var. Artık son 2 yıldır, 3 yıldır özellikle çok dikkat ediliyor. Özel kopyalama cihazları, FRET cihazları, olay yeri inceleme cihazları var. Artık bilgisayarlar hard diskler tek tek bağlanıyor. Yazma korumalı cihazlar da bağlanıyor. Çünkü bir hard diski herhangi bir şekilde çalıştırdığımızda en azından en kötü ihtimalle günlük dosyası yazabilir. Günlük dosyası yazmasın diye veya bir bitlik değişim olmasın diye yazma korumalı cihazlarla birebir kopyası alınıyor. Bunlar tek tek etiketleniyor ve bir yedeğiyle artık iki yedek yapılıyor. Tek yedek de değil. Orijinalde iki yedek yapılıyor. İki yedeğin birisi sana, şüpheliye veya avukatına veriliyor. Bir yedek de emniyete götürülüyor. Şu anki birçok soruşturmada. Ama hala tabii yine kırsal yerlerde veya bazı yerlerde bunların eksik yapıldığını görebiliyoruz. Eş değerleri de hiç kapılabiliyor. Bu yedek almak 15 saat sürüyor. Evet sürüyor hocam, sürüyor. Yani birçok bilgisayar aramasında bizzat bulundum. 3 gün süren aramaları biliyorum. 3 gün boyunca gece gündüz değişik avukat olarak nöbet tuttuğumuz, polislerin sürekli değiştiği, nöbetleşe değiştiği ortamlar oluyor. Yani kolay bir şey değil. Hele ki bir bilgisayar şirketi mesela. Nereden baksan 60 tane bilgisayar çıkıyor. Veya bir dergi, bir gazete. 60 tane bilgisayar demek, 3 gün orada savunuyorsunuz demek. Tek tek alınması kolay değil. Hele ki bazı şirketlerin sunucuları var. Sunucu dolabını bir açıyorsunuz, terabaytlarca veriden bahsediyoruz. Bunu oradan alıp sökme şansı biliyor. Sadece dijital veri buradan elde edilmiyor. Mesela girilen yerde kamera kayıtları varsa, kameranın görüntülerini kaydeden kayıt cihazları, ses cihazları varsa ses cihazları. Buradaki tüm veriler hashlenerek ve yedeklenerek alınmak durumunda. Zaten dördüncü fıkra diyor ki, üçüncü fıkraya göre alınan yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya vekiline verilir. Bu husus tutanak içi ve imza altına alınır. Alınabilir demiyor, alınır, alınmak zorunda. Yine bir husus vereceğim. Bilgisayar ve kütüphane el koymaksızın da verilerin tamamı veya bir kısmı kopyası alınabilir diyor. Yani hiç şey yapmamak gerek yok, sadece suç olan veriden alabilirsiniz diyor. Bunlar yine tutanaklardır ve ilgiler tarafından imza altına alınır diyor. Ben az önceki sorumu sonra bir söyleyeyim. Tamam. CV ile ilgili olarak. Çünkü bilgisayarda o kadar rasyonel değil. Bilgisayarda özel veriler var. Line kopyası zor. Bir CV üretildi. Hani
niyeti bozuk bir yönetim. Mühendislik üretim. Eşe alındı. CD'yi mi eşe alındı? Onu aldık önceden. Önceden aldı. Evet, önceden aldı. O CD başlıyor. Zaten CD'lerde şöyle bir özellik var. CD'lerin çoğu zaman eşe almamıza gerek yok. Ama yine pratikte eşe alınması lazım. Çünkü yani CD, bir kere yazdığınız zaman CD kaydı kapatır ve bir daha üstüne yani yazdırmaz. Şeyler hariç, rewrite CD'ler hariç, onlar hariç. Normal bir CD, ROM'dur. CD-ROM veya DVD-ROM. Read Only Memory. Okunabilir benim. O kapandığı zaman zaten üstüne bir şey yazamaz. USB diyelim. USB diyelim. Hani aldı, hani daha önce hazırladı bir şey. Hı-hı. Sonra oraya gittiğinde, adamın elindeki USB'yi alıp, bunu programa koyuyor, orada işte eşini çıkartıyor ya, programla oynamayı daha önceki o eşi çıkartmasını sağlayamaz. Sağlayabilir. Yol sayfada 5 diye gösterdim. Sonra da onlar değiştirilemez. Bunların hepsi yapılabilir. Hatta Ergenekon veya balyoz soruşturmasındaki delillerin elde ediliş şeklinden çok delillerin elde edilişinde peki bir sıkıntı yoktur bakın. Dosyalarda farklı çeşitliliş raporlarını okuduk. Delillerin çoğu usulüne uygun alınmış. Delil toplamada hiçbir sıkıntı yok o dosyada. Sıkıntı şurada. O an aramaya gelen ekiplerin sağa sola bırakmış olabileceği DVD veya CD'den bahsediyoruz. Ve mesela eline bir DVD geçiyor. Şurada mesela şu kayıt cihazı. Ses kaydı. Benim şu an buna parmak izim geçti. Bunu buraya kim koyduysa onda parmak izim geçti. Değil mi mantıken? Fakat siz bunu geliyorsunuz, burada el koyuyorsunuz, hiçbir parmak izi yok. Sizce mümkün mü? Değil. Şimdi bir ofiste parmak izi olmayan bir DVD bulduğunuz zaman ondan şüphelenmek lazım. Niye? Çünkü o oraya normal koşullarla, doğal koşullarla gelmiş bir DVD değil. Veya flash disk. Bir başka yöntem, uzaktan bir yerleştiriyorsunuz. Yani istediğiniz kadar eşi alın. İstediğiniz kadar 134 kurallarına hakim kararına uyun. İstediğiniz yöntemleri yapın. Ben bir kilo bir programı yerleştirebilirim. Bir virüs programı yerleştirebilirim uzaktan. Ondan sonra adamın bilgisayarını zombi olarak kullanıp başka suçlar işleyebilirim. Öyle değil mi? Ben bilgisayarı geçitli olarak kullanabiliyorum. O bilgisayarı uzaktan beni yerleştirebilirim. Hatta o bilgisayarın kamerasını açıp görüntü kaydedebilirim, ses kaydedebilirim, ortamı dinleyebilirim. Bütün bunların bununla ilgisi yok ki. O bambaşka bir şeyden bahsediyorum. O bilgisayarı ele geçirdik. Zaten bütün veriler orada. Hadi ayıkla birinci taşı istediği kadar eş al. İstediği kadar yedek al. Yani neyse ki, şu var. Mesela delillerden bir tanesi çok enteresan. 2004'te yazıldığı iddia edilen bir belge var. O belgenin yazıldığı yazı gibi font 2007'de çıkmış. Ya mesela bu önemli. Hani bilgisayarın tarihini geri alıp 2004 tarihli bir belge üretmeniz mümkün. Fakat 2004 tarihli bir belge ürettiğinizde bunu Windows 8'de yapamazsınız. Niye? Çünkü o tarihte Windows 8 yok. Yani yaptığınız, ürettiğiniz delilin veya ürettiğiniz belgenin o tarihe uygun olması lazım. Bu şuna belki dönem filmi yapıyorsunuz. Aranızda belki bir yönetmen, adayı veya işte bir sinemayla uğraşan biri vardır. Dönem filmi yapılırken hangi dönemi çekiyorsanız, o döneme ait alet, edevat, araç, giysi, aksesuar, makyaj, saç stili kullanmak zorundasınız. Düşünsene 60'lı yılların filmini çekiyorsun, 80'li yıllarda bir John Travolta tarzı bir saç geliyor kahramanla. Sırıtmaz mı? Veya Cüneyt Arkın'ın Battal Gazi'nin bir saatinin gözükmesi gibi bir klişe var mı? Bu da ona benziyor aslında. Bazı durumlarda bunu ayırt edebilirsiniz. Zaten adli bir işin bir başka yönü var arkadaşlar. Şu kanunu bir tarafa bırakıyorum, anlatmaya devam edeceğim. Esas güzelliği nerede biliyor musunuz? Sosyal mühendislik dediğimiz bir alan var. Sosyal mühendislik. Yani herhangi bir mühendislik falan, elektrik mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bir alandan bahsetmiyorum. Sosyal mühendis herkesin olabileceği ama çok farklı düzeyde bir analitik düşünce veya zeka gerektiren bir alan. Olaylara başka bir açıdan bakmaya gerektiren veya takip ettiğin kişinin, kurbanının veya işte aradığın katilin veya aradığın hacker'ın adımlarını önceden tahmin etme ve onu yüz üzerinde yakalama gibi bir şey.
Mesela sosyal mühendislik yöntemleriyle adli bilişim çakışıyor. Ama adli bilişimciler sosyal mühendislik yöntemlerini kullandığı zaman delili daha çok kolay ulaşıyor. Mesela Kevin Mitnick. Kevin Mitnick'i nasıl bilirsiniz? Hacker mıdır? Bilgisayar mühendisleri veya işte yazılımcılar Kevin Mitnick'i bir hacker olarak kabul etmezler. Çünkü Kevin Mitnick çok yazılım kökenli bir hacker değildir. Daha çok aldatma sanatı üzerinden yoğunlaşmış bir hacker. Zaten hacker sadece bilgisayarla ilgili bir şey değil, hack için açık yarıp atma anlamında kullanılan kelime. Yani küçük bir çocuğa mesela çekmeceleri kilitliyorsunuz, en üstteki çekmeceye ulaşması lazım. Ne yapıyor çocuk? Bir önceki çekmeceleri merdiven gibi yaparak tırmanıyor falan veya başka bir yöntem buraya eliyle çekiyor. İşte çocuğun yaptığı şey de hacker. Başka bir yöntemle hedefine ulaşıyor. Yani burada da sosyal mühendislik yöntemlerini çok sık kullanmak lazım. Hani bir yerden veri elde ettiğiniz zaman, mesela az önceki örneğini verdiğimiz 2007'de çıkan bir fontun 2004'te olmadığını söyleyebilmek bir sosyal mühendislik yöntemi. Ve bu raporları mahkeme kabul etmedi arkadaşlar. Kabul etmedi. O tarih olmayan işletim sisteminde oluşturulmuş bir vergiyi eski tarihi say, orijinal tarihi say. Üzerinde parmak izi olmayan bir DVD'yi oraya ait, şüpheliye ait kabul ediyor. Bütün bunların hepsi yargılamanın aksaklığıyla ilgili veya yargılamanın tarafgirliğiyle ilgili problemler. Ama şu dediği problemler değil. Bunlarla çok alakası yok. İlkeler bunlar. Peki yani. Bir soru sorayım. Evet. Ben bir su alma şansım var mı? O da olsa yani. Olur. Vallahi bu su bilgisi olur. Benim durumda biz kişilik dediyse, benim hocamın söylediği harç şekli var. Evet. Durumda kumbeşine almanın da bir işe yarıyor. Arkadaşlar iki tip şifre var. Şimdi bilgisayarımızı açarken Windows, Mac veya Linux fark etmez. Bir kullanıcı şifresi giriyoruz ya. O şifrenin adli bilişimle ilgisi yok. Çünkü o işletim sisteminde girmenizi sağlayan bir şifre. Dosyalarımız, hard diski zaten alıp kopyasını çıkarttığımız zaman dosyalar üzerine erişim sağlanabiliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Çok teşekkür ederim. Bunda bir sıkıntı yok. Bir de hard diskin kendisini şifreleme var. İşte hard diskin kendisini şifrelediğiniz zaman o verilere ulaşma şansınız olmayabiliyor. Ki güncel bir örnek vereyim. Apple FBI kavgası biliyor musunuz? Derslere bakıyorsunuz. Tam bu olayın üzerine gelen bir şey işte. Apple özellikle iOS 8, 9 da değil, 8'den itibaren ve A7 çiplerden itibaren bir şifreleme sistemi geliştirdi. Çip'e de var. Hem donanımsal hem yazılımsal bir şifreleme sistemi. 4 haneli karakter giriyoruz ya, bunu 6-8 tane karakterle yapabiliyorsunuz. iPhone ulaşma şifresi. Bu Sam Bernardino olaylarında ölen bir zanlı var. Bunu telefonu incelemek istemiyor. Bunu telefonunda da bir türlü Apple'ın şifresini açamıyor. Apple'a diyor ki, sen bunun diyor şifresini aç bize ver. Apple'da diyor ki, ya ben bunu böyle kurgulamadım. Ben bunun şifresini zaten açılmayacak bir şekilde ürettim. Bunu açma imkanım yok. Mahkemeden karar çıkarttırmaya çalışıyor Apple'a. Bunun tartışması var. Hayır efendim, sen bunu açacaksın, bize delil olarak vereceksin. Tabii olay iki yönlü tartışma. Bir taraftan terörden yılan, terör istemeyen, güvenlik isteyen, huzur isteyen bir vatandaş ve şirketler topluluğu var ve bunu bir proje olarak sunan devlet adamları var. Bir nevi haklı görülebilir. Ama bir taraftan da bireysel gizliliğe önem veren, mahremiyete önem veren, özel yaşama önem veren bir anlayış var. Şimdi burada ikisi birden çatışıyor. Hangisine üstünlük vereceğiz? Bireysel güvenlik, mahremiyet de çok önemli. Ama teröre karşı mücadele de önemli. Hangisi? İşte burada bir denge kurmak zorundayız. Bu dengeyi de kolay kurmanız mümkün değil. Mesela Microsoft. Microsoft her zaman bir kilit kullanır. Kullanmış olduğu kilit şudur arkadaşlar. Kendisinde bir master key vardır. Ben bunu şuna çok benzetirim. Hiç Amerika'da seyahat edeniniz var mı? Amerika'da TSA denilen bir kurum var. Transportation Security Agency, yani Ulaştırma Güvenlik Ajansı gibi bir şey. Bunun havaalanlarında, tren istasyonlarında görevleri var. Balonları veriyorsunuz ya uçağa.
herhangi bir şüpheli gördüğünüz balondaki kilidi kırma yetkisi var. O kilidi kırar, kilitleseniz bile, şifreleseniz bile kırar, açar, inceler. Herhangi bir şey bulaması için bir kağıt bırakır. Biz bu balonu şüphe üzerinde inceledik. Özür dileriz, bir şey de bulamadık. Bu notu da size koyuyoruz. Biliyorsunuz, zarar ziyanınız varsa biz karşılayacağız der. Bir kağıt. Ama buna önlem olarak ne geliştirmiş mesela balon firmaları? TSA anahtarı diye bir şey geliştirmiş arkadaşlar. Bu anahtar bir master key şeklinde çalışır. Bazı balonların üzerinde TSA kilidi görürsünüz. Siz balonunuzu kilitlerseniz, balonunuzu sizin dışınızda o anahtarın diye hiç kimse açamaz. Ama TSA anahtarı olan herhangi bir TSA görevlisi master key yolunda olduğu için o sizin balonunuzu açabilir. Balonunuza zarar vermeden, kırmadan açıp içince tekrar kapatabilir. İşte bu balonlardaki TSA kilidi mantığı bu. İşte Microsoft'un da yaptığı bu. TSA kilidi dediği bir şey bünyesinde bulunuyor. Ve böylelikle herhangi bir şifre bir cihaz herhangi bir mahkeme inceleme alanından kaçabiliyor. Apple ise bunun tam tersini yapmış. Sadece Apple değil. Birçok firmada aynı şifreleme standartları ve benzer şifreleme standartları kullanıyor. Çünkü kimse bilemiyor ki bu master key'ler oluştuğu zaman veya TSA anahtarı oluştuğu zaman bunu birileri kötüye kullanacak, toptan bilgisayarlarımıza girilecek ve bilgisayarımızdan kişisel verilerimiz, mahremiyetimiz ihlal edecek ve daha sonra bundan bize karşı bir şekilde kullanılabilecek. Bunun önünü alamazsınız. Hani derseniz ki bireysel güvenlik mi yoksa kamu düzeni mi zaman? Hayır, bireysel güvenlik, bireysel mahremiyet daha önemli. Bu daha üstün bir şey. Çünkü elinde veriyi tutan kimsenin bunu ne şekilde, bu gücü nasıl kullanacağını, size karşı nasıl geleceğini bilmeniz mümkün değil, tespit edemezsiniz. Ve bunun önü bir açılırsa, bugün FBI, daha sonra Amerika hükümeti veya daha sonra İngiliz hükümeti, daha sonra Avrupa devleti, sonra Çin, Türkiye vesaire derken bütün devletler bu elinde veri alır. Kimin elinde güç varsa, kimin elinde iktidar varsa bu verileri istediği gibi kullanır. İstediği şey bu. Pardon, Burak'ın sorusu var. Ben şu Apple meselesi açıldığı zaman söylemek istiyorum. Orada temel şöyle bir sorun var. Mahkeme, Apple istediği kadar hayır master key'imiz yok desin, mahkeme bunu istemeye devam edebilir. Çünkü evet. Yazılım özgür yazılım değil. Hayır, bilemiyoruz kodunda. Belki var. Apple kendini kıramaz ki. Hayır, ama adam diyor ki ben kendim bile kıramam diyor. Nereden yönetiyorsun durumları? Belki var ki. Çünkü eğer copyright yani şey, sahipli yazılırsa, bunu kaynak kodunda var. Arkadaşlar, orada bir toplantı peşin yargıya var mı? Açık kaynak süper güvenilir, kapalı kaynak süper güvenilmezdir. Tam tersi de olabilir. Açık kaynak süper güvenilir, kapalı kaynak güvenilmez de olabilir. Yani bununla bir peşin hüküme varmak lazım. Ben de ilgilenmiyorum. Yani açık kaynak eşitliği güvenli bana mı geldi? Tasarımla ilgili, orada belli bir problem var, çok spesifik bir problem var tasarımla ilgili. Eğer sonu kaynak kodunda nasıl olduğunu vesaire göremiyorsanız, siz bunun gerçekten bir belki doğru olup olmadığını da göremezsiniz, audit edemezsiniz. Doğru. Yani böyle bir problem var. Eğer yani Apple'ın kullandığı standart, özgür açık kaynaklı bir standart olsaydı mahkeme istediği kadar bastırsın, bastıramaz zaten. Apple der ki burada kaynak kodu kapalı varsa aç. Onun için zaten... Ama kaynak koduyla şifreleme algoritması dediğimiz şey aynı. Hayır, şifreleme algoritmasından bahsediyor. Şimdi algoritma dediğimiz şey iki tane asal sayının birbiriyle çarpımından oluşan bir şifreler var. Bunu demiyorum. Backdoor olmadığını bilme meselesinden bahsediyorum. Yani Apple, şey, Microsoft'ta olduğundan da emin değiliz. Yani Microsoft kendisi var derse belki de paranoya yok, belki de yok. Yani onun için diyorum, bu yazılımın tasarımından kaynaklanan bir şey. Siz bu durumda Apple'a güvenmek zorundasınız. Bunun Apple istediği kadar müşterileri desin, belki de bir backdoor var. Ya zaten dediğim gibi, süper güvenilir olduğunu kabul edemeyiz, güvenilmez olduğunu da kabul edemeyiz. Yani bu konuda bir bilgimiz yok, verimiz yok. Açık kaynakta da bunu elde etsek bile bunun bir yerde bir arka kapı olup olmadığını bilmeyebilme şansımız olmayabilir. Açık kaynaklarda dahi gizli kodlar yapılabilir. Bir sıkıntısı yok. Yapılamaz hocam, niye? Kodu biliyorsunuz. Bütün kodlar hakim olabiliyor musunuz? Olabilirse bir şey yok. Hepsinden kaynaklı olursunuz tabii ki. Açık kaynak olur ki bir tane. Yani bunun mantığı o. Tasarımdan problem değil. Birçok kütüphaneden farklarız. Birçok derlenmiş yerlerden farklarız. Açık kaynak kullanıyorsanız, evet. Kodunu görüp hepsini denetleyebilirsiniz. Kısa süreli olsa mesela onları da kod injektirilebiliyor ama onun önüne geçiremiyor. O injekçe farklı olmaz. Onun sebebi de var. Doğrudan da. Evet. Doğrucu var ama sürekli bu
bakan... Evet, eş güvenliğiniz de o kadar önemliyse yapabiliyorsun. Şimdi siz yazılımcılar için imkansız bir şey yok ama yani vatandaşım, ben şu an açık kaynağım yazılımım, nereden bulayım? Tabii canım, öyle bir şansın yok benim. Şimdi lütfen, yani mesela ben yazılım... Makina dilini biliyorum, yazılım biliyorum. Tabii ki, Word'de bunu bilme şansı yok. Açık kaynak var, istediğiniz kadar bir anlamda bir üst var. Vallahi bilmiyorum içinde ne var. Yok. Bakın ben... Vatandaş olarak öyle bir şansım yok. Bu arada... Ama Çin'de Microsoft'un ürünlerini sizden yeniden verirler. O backdoor dediğimizde sertifikalarını Çin'de kaldırmışlar Microsoft, yoksa satamaz. Apple şu an Çin'de ürün satma dördüğünde genel olarak. Bu yüzden doğrudan Çin hükümeti kendi backdoor yazılımlarını kurmak istediği için. Ben mesela bizim Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı, ben de bir dönem asteğmen olarak görev yaptığım için biliyorum. Windows 2'yi kullanırlar mesela. Ve çok enteresan, Windows 2000'de hiçbir şekilde Windows'un patchlerini veya güncellemeleri kullanmazlar. Tamamen kendi patchleriyle güncellemeler. Kendi güncelleme dosyaları. Mesela bu da bir değişik güvenlik önlemi. Ama Microsoft sonuçta Windows 2000'de olsa kapalı bir sistem. Belki buna karşı bir tedbir en azından alınmış olabilir. Nerede kaldım? Bir konu daha söyleyecektim. Bir de ağlardan elde edilen veriler var arkadaşlar. Sadece bilgisayar değil. Yani bugün artık insanlar delillerini, delillemeyenler verilerini nerede saklıyor? Bulutta. Bulutta saklıyoruz. Mesela ben kendim iCloud kullanıyorum ve Google Drive kullanıyorum. Benim bütün verilerim orada. Birçok insan Dropbox kullanıyor. He, bunlara güvenilir güvenilmez. Birçok insan VPN kullanıyor. İşte VPN'in bir ucu burada, bir ucu istediğin ülkeden çıkabiliyorsun. Bütün bunları değerlendirdiğiniz zaman, işte adli bilişim burada ne kadar yeterli, ne yazık ki yetersiz. Adli bilişim yapabilecek çok bir şey kalmıyor. Adli bilişim yapabilecek tek şey kalıyor geriye. Ancak ağlar üzerinde işbirliğinde olduğu ülkeler veya işbirliğinde olduğu kurumlar vasıtasıyla bilgi talep etmek veya oradaki sunuculara araştırma yapabilmek gibi. Eğer sunucu Türkiye'deyse, bulut sunucu, uzaktaki sunucu, dosya depolabilirler. Evet, bir mahkeme kararı verilir. Hosting firmasında bu saman sunucu olabilir, kendi makinen olabilir. Bunun üzerine bir arama kararı alıp yapmak mümkün. Bunu yapabilirsin. Ama ya sunucun Çin'deyse? Hadi git, arama kararı al, git. Mümkün değil. Bulgaristan'da mümkün değil. O ülkeyle ilgili bir kere anlaşma yapmış olmamız lazım. Bir adli yardımlaşma anlaşması, oraya söylememiz lazım. Oradaki makamlar neyi bulacağını biliyor olması lazım ki gidecek, araştıracak, bulacak. Bu da pratikte çok mümkün değil. Zaten bununla ilgili Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi imzalandı ama henüz etkili göremedik. Biraz sonra ona geleceğim. Peki, bir başka yöntem. Faktureye ve Gmail gibi işte Amerikan şirketlerinde Google'dan, Microsoft'tan bir Türkiye'de mahkeme kararı olanlar mahkeme kararına göre mesajları veriyorlar mı? Bu soruşturma dosyasına göre değişen bir şey. Verebiliyorlar. Eğer bir cinayet söz konusuysa veya bir çocuk kaçırma, bir ne bileyim cinsel bir suç, örgütlü bir suç, insan kaçakçılığı gibi bir takım unsurlar, yani yaşamak gibi bir takım unsurlar olduğu zaman anında veri paylaşımı, anında veri paylaşımı olabiliyor. Ama işte hakaret suçu veya işte bir yerden bir yere bir dosya gönderdiniz, ticari bir dosya veya işte kaçakçılık veya başka bir şey veya terör, bunlara ilişkin dosyalar verilmeyebiliyor. Sebebi şu, bizim ülkede suç kabul edilen şey o ülkede suç olmayabilir. Ve aynı zamanda bir ülkedeki suç kabul edilen şey o ülkenin üzerinde başka tür bir etki yaratabilir, başka bir tür vasıf olabilir. İşte mesela özellikle Amerika hem Avrupa Birliği'nden gelen talepleri hem Türkiye'den gelen talepleri %90'ını, %95'ini reddediyor. Reddetmesinin sebebi Amerikan Anayasası. Amerikan Anayasası'nda herkesin ifadede özgür olduğunu söyleyen bir takım metinler barındırıyor. Ve bu ifade özgürlüğünden dolayı ancak ve ancak bir mahkeme kararıyla bilgiye elde etme şansınız. Hatta dikkat ediyorsunuzdur, Twitter kullanıcı verilerini vermiyor. Eğer Twitter kullanıcı verilerini vermeye kalksa, zaten Twitter'ın varlık sebebi olmaz. Bugün Twitter'ın kullanma sebebi ne?
özgür saydığımız bir platform olması. Fakat Twitter'ın da bazen devletlerle anlaşma yapması gerekiyor. Devletlerin sürüne gitmesi gerekiyor. Mesela Rusya'dır, Türkiye'dir veya işte başka ülkelerde ne yapıyor? Diyor ki eğer sakıncalı bir hesap varsa diyor, biz de inceleyeceğiz onu diyor. Mahkeme kararı varsa, tamam mahkeme kararı oluyor. Onu sadece diyor Türkiye içinde erişim mesade getirecek. Ama dünyada başka kullanıcılar o işte hesapları görebiliyor. Sadece Türkiye sınırları içerisinde siz, hatta görmüşsünüz, bitrate account yazar veya işte sınırlanmış hesap yazar. İşte bunlar Türk mahkemelerine vermiş olduğu kararla sınırlandırılmış hesap. Ama siz VPN'le başka bir IP'den, başka bir ülkeden gibi o hesapta ne yazıyor, ne yazmıyor görebiliyorsunuz. Aynen zamanda erişim engelleme yapılmış siteler. Durum bu. Tabii ki bir şey sorabilirim. Özellikle yaşam hakkı konusuna dikkat çekmek istiyorum. Dediğim gibi onu tekrar edeyim. Cinayet, toplu bir katliamda, işte çocuk kaçırma, cinsel suçlarda bu veriler anında paylaşılıyor. Benim online platformdaki bilgilerime bilgisayarından şifreme ulaşıp girip alma hakkı var mı? Girip alma hakkı? Yani browser mesela şifreleri kaydeder. Benim hak mı yıkan? Yani şey olmaz. Mahkeme kararıyla arkadaşlar şunu bile yapabilirler. Sizin evinizdeki bilgisayar, rahmet hiç gelmedi. Herhangi bir internet aboneliğiniz üzerinden geçen tüm verileri de sizin edebilen hakkına sahiptir. Bunu özellikle yerimiz gerekir mi? Tabii ki. Mesela bazı dosyalar var, bazı dosyalar var. Adam hep internet kadar kullanıyor. Şüpheli fiziken tespit edilmiş fakat delil yok. Biliyoruz ki şüpheli var. Ne yapıyorsun? Mahkeme kararıyla internet kafenin bilgisayarlarına sniffer yazılımı yerleştiriyorsun. Yani oradaki verileri kaydeden bir sistem kuruyorsun. Adamın her girdiği komut, her girdiği web adresine gelen her sonuç, yazıştığı her tuş hareketini sınıf edebiliyorsunuz. Bunu aynı şekilde evdeki bir veya bir iş yerindeki internet kullanıcısına hiç onun haberi olmadı. Mahkeme kararıyla onun aboneliği üzerinden tüm bilgileri sınıf edebiliyorsunuz. Bilgisayar girmeleri değil ama. Bilgisayara girmeleri gerekir. Bir fiziken ona bir bağlantı sağlamak lazım. Bilgisayar uzaktan bağlanıp beni elde edemezler. Hukuk aykırı değil bu. Çünkü mahkeme kararları üstünde öyle bir şey yok. Ama akan verileri sınıf etme özelliği var. Bunu kullanabilir. Hocam 56 evliliğine göre zaten açık yerlerde yollanması var. Bu ayrı bir şey arkadaşlar. Notları manipüle edebilirsiniz. Yani notlarda bir sıkıntı yok. Ama işte hani imzalayıcı yazılımlar var. Mesela her yapılan işlemi, her yapılan logo, trafik verisini hash değerini alıp bir köşede saklayan yazılımlar kullanmak zorunda internette. Yani ama buna rağmen de bu verilerin çok sağlıklı tutulduğunu söylemek mümkün olmayabiliyor çoğu zaman. Hatta uzaktan elde edilen yöntemlerden bir tanesi de şu, ki genelde birçok insanın da başına gelen kötü kader diyelim. Bir internet bankacılığı suçu işlendi veya bir zombi bilgisayar başka bir şey yaptı. Delil başlangıcı dediğimiz şey vardır. Hani bir şüpheliye ulaşmanız için bazı yan delilleri de desteklersiniz, alırsınız. Nedir bunlardan bir tanesi? IP numarası. Mesela biz internete çıktığımız andan itibaren bilgisayarınız bir IP numarası internete girmek zorunda, bir adres atamak zorunda servis sağlayıcı. Dinamik IP var, statik IP var. Dinamik IP, havuzdan bir tane boş IP alıyoruz ama hangi tarihte, saatte, dakikada, saniyede aldığımız belli. Hangi tarih saniyede bıraktığımız belli. Bunlar servis sağlayıcılarda, internet servis sağlayıcılarda tutuluyor. Ya da statik IP var, hep aynı IP numarası kullanıyoruz. Bir suç işlendiği zaman, tarihi, saati, dakikası tam olarak belli olduğunda o ilgili servis sağlayıcıyla, internet servis sağlayıcıya yazılır ve oradaki verilerden bir IP numarasına abone bilgisi verilir. Bu abone bilgisi o kişinin suç işlediğini göstermez. Çünkü sadece bir başlangıç yapmış oluruz şüpheli yollaştıracak. Ne yapmamız lazım? Yan deliller bulmamız lazım. Mesela o kişinin bilgisayarını alıp incelememiz, analiz etmemiz gerekir. Tek başına IP çıkması yeterli değil. Ama uygulamada belki binlerce kişi hiç bilgisayarı aramadan sadece IP'si onun adına çıktı diye, IP onun adına çıktı diye internet bankacılığı dolandırıcılığından kredi kartı dolandıracak 2 yıl 6 ay hapis yemiş binlerce insan var arkadaşlar. Bu benim IP'ler ne kadar süre kayıt tutuyor? Şu an eskiden servis sağlayıcılar bunları
sınırsız tutuyordu. Fakat 5670 sayılı yasa değişti. Maksimum 1 yıla kadar tutabilirsin dedi. 1 yıla kadar tutmuyorlardı yine. Yine uzun tutuyorlardı. Daha sonra dikkatleri çekilince, alternatif girişimde de bir takım dikkatler çekildi. Denildi ki, sen bu verileri kanuna aykırı olarak bir yıldan fazla tutamazsın. Çünkü Türk Ceza Kanunu 136. maddesi bir veriyi tutma tarihinden sonra elinde tutan, silmesi gerektiği halde silmeyen kuruma da ceza verildiği için servis sağlayacak bir yıldan sonraki verileri tutmamaya başlıyor. Şimdi mahkemeler yazıyor, şu ayki kime ait? Cevap geliyor. Vallahi kusura bakma, son bir yılı tutuyoruz. Bizden bir yılı aşkın bir veri istediğin için bu konuya cevap veremiyoruz diye mahkeme artık cevap veriyor. Bu veriler artık bir yıl tutulmak zorunda. Efendim? Yukarıdan gidiyor. Yok, biri konuşuyor, kim konuşuyor? Ya ben bir şey söyleyeyim. Evet. Bu veri toplayanlar ya da veri toplayanlar için bir etik kod var mı? Yani böyle kitapçık ya da şey, çünkü kişiden denilir gelmesiyle beraber... Yönetmenimiz var. Adli arama yönetmeni dediğimiz bir yönetmelik var. Şimdi bizim Türkiye'de kodlar ilkelerden çok yönetmelikler cumhuriyetiyiz biz. Genelde bu kodlar yönetmeliklerle düzenlenir. Birazdan da yönetmeliğe geçelim. Gelelim şu konuya, iletişimin tespiti, dinlenmesi, kaydedilmesi. Az önce anlattığım konu, madde 135, bu hep cep telefonu gibi algılanan madde. Cep telefonu dinlenmesi. Bakın ne der? Bir suç dolduysa yapılan soruşturma, konuşturmada suç ilişkisi, işlendiği ilişki, somut dillere de kuvvet düşme sebeplerine varlığı. Bakın aynı kere. Başka sürekli delillerlerinin imkanı bulunmaması durumunda, işte savcı veya mahkeme, işte şu, ne diyor? Telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir. Dinlenebilir, kaydalanabilir ve sinyal bilgileri değerlendirebilir. Telekomünikasyon dediğiniz zaman aklınıza ne geliyor? Sadece telefon mu geliyor? Bir tek basit. Telekomünikasyon arkadaşlar, kelime olarak uzak iletişim. GPS. Ya mektup telekomünikasyon değil. Niye? Çünkü komünikasyon değil, bir haberleşme. Cep telefonu, sabit telefon, mailleşme, anlık mesajlar, hepsi telekomünikasyon faaliyeti. Ve iletişim tespit edilebilir diyor. Yani az önce demiş olduğumuz sniffer yöntemleri bu şekilde kullanılabiliyor arkadaşlar. Cep telefonu, sinyal bilgileri değerlendiriyor, lokasyon tespit edilebiliyor. Her burada her telekomünikasyonu takip edemem hocam. Mesela artık günümüzde gerçekten çok bununla bağlantı değil ama en küçük network bir bandı. Şimdi onu birazdan da anlattılar. BAM diye bir network ağı var. Orasını daha iyi network. Mesela sizin cep telefonunuzda arabanızın multimedyası arasındaki network. Bunu takip edebilecek bir sistem yok. Yok arkadaşlar. ben burada bunların hepsi takip edildiğini iddia etmiyorum. Mesela Telegram var. Telegram'ın kullandığı protokol, algoritma şu an herhangi bir kişi tarafından tespit edilemiyor. Uçtan uca, peer-to-peer bir iletişim var. Bunu ve kullanmış olduğu anahtarları çözebilecek bir adam şu an yok. Ama mesela Skype'da var. Skype'da ne yapıyorsun? Skype'da açık anahtarla veya man in the middle dediğimiz ortadaki adam teknolojisiyle havadaki paketleri veya kablodaki paketleri yapalım, analiz etme şansın var. Çünkü şifreleme mantıkları düşük. Yüksekliği şey değil. Şey düzelteyim bu arada yine o master key dediğimiz mevzu Telegram'da da geçerli oldu çünkü o da açık kaynaklı yani, bilemiyorsun nasıl bir arkadaşla kullanılıyor. Ama kırılamadığını bildiğimiz için... Ya şu kendini kırabiliyor mesela belki de onu bilemiyoruz. Mesela Türk Mektup'te bunu bilebiliriz açık kaynak olduğu için kesin bir şekilde hani kırılamıyor diye denemek mümkün. Yani arkadaşlar teknolojide bakın yani olmadığı gibi %100 güvensizlik de yok. Her şey olabileceği bir ortam. Zaten şu hukuk meselelerini en zor kim anlatıyorum biliyor musunuz? Öyle yazılımdan anlayan bilgisayar mühendisleri falan olduğu zaman hakikaten çok zorlanıyorum çünkü onlar zaten işin doğrusunu, işin altyapısını, ana şeyini bildiği için hani hakikaten zorlanıyorsun. Ama benim burada bahsedeceğim genel ilkeler, bir şey %100 kırılmaz deme şansımız yok. Ama şu ana kadar kırılmadı. Kırılmış bir örneği görmedim ama kırılabilir mi? Evet. Hayır, yani biraz daha çok... Kırık yaptığın kırılamadığını kesin olarak biliyoruz, görebiliyoruz. Şu an bunu yapabilen bir sistem, bir bilgisayar vesaire bir şey yok, bir algoritma yok. Fakat Telegram potansiyel olarak %100 güvenli, %100 güvensiz kendileri kırıp bakıyor olabilir.
Benim ihtimal değil, ki. Yok mesela. Kaynak fark yani ben bir algoritmayı yaratıyorsam o algoritmanın da açıklarını doğal olarak bilebiliyor olmam lazım. Yani o yazılım tasarımı ile ilgili evet. Konsept yani ben bile bilmediğini biliyorsam neyi bilip neyi bilemeyeceğini bilmekle alakalı bir şey. Yani eğer Telegram özgür yazılım değilse sen o adama güvenmek zorundasın. Bir yazılımsa sen bakarsın kendine güvenirsin. Sen de yapamıyorsan güvendiğin başka birisin. Yani bu yazılım geliştirme ve kullanma mantığı ile ilgili bir etik ve o da bir yöntem. Hani hukukun yöntemi. Hani ve bu mantıkla bakıyorsanız siz özgür yazılım değilse güvenemezsiniz. Bu da çok acımasız bir yargı olmaz diye özgür yazılım. İşte bu var bir şey var. Ben sıradan bir vatandaş olarak bunu söyleyemiyorum çünkü ben anlamıyorum. Anlasam bakacağım. Şirkete güveniyorsunuz yazılımcı kendi başkanı. Ben de şirkete güveniyorum mesela. Bizim şirket benim yerimde ilgilenmez diyorum mesela. Ne bileyim bu ne gibi bir şey. Bunun mantığını ayrıca konuşmak lazım. Mantığın felsefesine çok değişik bir durum. Şimdi uzun süre şirket ülkeleri var arkadaşlar. 135'te şuradaki belli bir süre olmak zorunda. Böyle ilerlemek bunu yapamıyorsunuz. Bu karar en çok 2 ay için verebiliyor. En fazla 1 ay daha uzatılabiliyor. Ve gerekli görmesi halinde en fazla diyor. Her defasında 1 ay olmak üzere toplam 3 ay geçmemek üzere uzatılabiliyor diyor. Mesela biz bunu nerede kullanıyoruz? Duymuşsunuzdur. Mesela gümrüklerdeki rüşveti önlemek için mahkeme kararı ne yapıyor? Emniyet. Gümrük memurluğundaki veya sınır kapılarındaki odaların, sobaların içerisinde gizli kamera yerleştiriyor. Gizli kamera nereye yerleştiriyor? Mahkeme kararı. Mesela burada sadece iletişim yok aslında, telekomünikasyondan bahsetmiyoruz. Ama bu şekilde bir CMK'daki bazı ilkeleri kullanarak bir delil elde etme yöntemine başvurabiliyor. Buradaki canlı izleme, dinleme de bu şekilde. Ancak dinlemeyle ilgili olarak da bu şimdi Türkiye'de konuları korumadığı için teknik olarak biliyorum. Yani size bir son bilmiyoruz. Hani bunu yapan çok fazla ülke yok. Az ülkede yapıyor olabilir ama bütün telefon görüşmelerini bir sonunda dinliyoruz. Yok. Şöyle diyeyim. Kaydediyoruz diyelim. Dinliyoruz demek biraz araç olacak. Dinlenen telefon sayısı çok yüksek değil. Sadece hatlarla sınırlı. Dinleme yapabilecek hatlar. Canlı dinleme. Bunu biliyorsunuz. Altyazı gerektiriyor. Donanım gerektiriyor, bir de canlı dinleyecek memur gerektiriyor. Yok zaten, Türkiye'nin hani, %100'ünü istediği ya. Bu memurların bir yandan da bunu transkript yapması lazım, yani şey yapması lazım, script yazıya dökmesi lazım. Evet. Bu kadar kaynakları yok ama kayıt kısmında bir sıkıntı yok. Kayıt değil, yasal bir sıkıntı yok, kayıt değil. İstihbarat amaçlı kaydediyor fakat delil elde etme amaçlı olması için mahkeme kararı veriyor. Şuradaki suçlar olmadan bu karar edemiyor arkadaşlar. Yani hırsızlık suçundan dolayı telefonunuz dinlenmez. Yasal olarak da dinlenemez. Telefonların yasal olarak dinlenmesi veya internet iletişimimizin yasal olarak dinlenmesi, izlenmesi için bu suçlar olması gerekiyor. Bu suçlar olmadan herhangi bir önlemli mahkeme kararı geçersiz, geçerli olsa bile hukuka aykırı delil sayılır ve dinlenmez. Aynı şekilde bilgisayar aramalarında da aynı usulde saymadığınız zaman veri elde ettiğinizde hukuka aykırı delil sayılır arkadaşlar. Fotoğraflar çekildiyse değiştiriyorum. Ya bunlar zaten var. Bunun fotoğrafı çekmişsiniz. CMK 35 işte. Ben şimdi kanun maddesini anlatıyorum. Bilgi de ders veriyorum. Kemal Burgaz'da ders veriyorum. Öğrencilerim bana diyor ki hocam sunumu verecekmiş. Ya diyorum ki sunumu vereyim de ne işine yarayacak? Kanun maddesinin sunumu olur diyor. Tamam mı? Neyini vereyim ben sana? Aç işte kanun bak internette yazıyor yerine. Madde 134'ün gerekçesi. Gerekçede de zaten burada mantığını anlatmış. Şöyle bir ikinci fıkraya bakın mesela. Ultima ratio diyor. Yani bu işin söz konusu işleme başvurması zorunlu olması. Yani son çare olması gerekiyor. Gelelim işte işin kod kısmına, İsmail Hakkı Hoca'nın sorduğu kısmına. Kodlarımızdan bir tanesi bu arkadaşlar. Adli ve önleme aramaları yönetmeliğinde 134'teki, CMK 134'teki ilkeyi tekrar eden bir yönetmelik maddesi görüyoruz. Bakın ne diyor yine?
başka surette delil edip imkanı olmayacak diyor. Cumhuriyet savcısı istemi üzerinde diyor. Ama savcı istemi yetmiyor, hakim karar verecek. Arama yapılabilir diyor. Şifreli çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlemiş bilgiye ulaşamaması halde diyor, el konulabilir diyor. Eğer bu şifre çözümü yapıldıysa ve geri kopyalar alındıysa el konulan cihazları geri vermek zorundasın diyor. Sistemdeki bütün verileri gerekliklemesini yapmak zorundasın diyor. Diğer çıkarılabilir donanımlar hakkında da olabilir diyor ki çıkarılabilir donanımlar neden kastımız önemli yazıcılar. Yazıcıdan veri elde edebilir miyiz dijital veri? Yazıcıların hafızasından o an basılmak istenen veya hafızasında kalmış belgeleri çıkarabiliriz. Veya kayıt yapan bir kamera. Buradan da dijital veri elde edebiliriz. Melih Hocam anlatıyordu RAM. Mesela RAM'den delil elde etmek. Çünkü RAM öyle bir şey ki Random Access Memory denilen şey o an Word açık, internet açık, birkaç tane sekme açık. Bütün bunların hepsi RAM'de. Hard disk'e kaydettiğimiz bir şey yok. O an geçici bellek. Hızlı çalışması için böyle. Ama olay yerine girdiniz. Bilgisayar alıp götüreceksiniz veya gideceksiniz. RAM'deki verileri o an nasıl elde edebilirsiniz acilen? Ya başına oturursunuz? Enteresan bir yöntem daha var. Hı? Aniden güç kesersiniz. Eksi 70 derece falan değil. Aniden güç keserseniz RAM'den sınırlı bir miktar veri kurtarma imkanınız var. Bilgisayarlar, elimiz bilgisayarlar. Evet, kullanılıyor. Emniyet hemen açık bilgisayar, o anda RAM'i tespit edemeyecekse fişini çeker, güçten keser ve o şekilde inceleme başlar. Kapalı bilgisayarın hepsine karşı kontrol ediyor mu? Yani güç kaybı doğrulamıştır belki de. Mutlaka, mutlaka kontrol ediyor. Bunun dışında başka cihazlar da, mesela hangi cihazlar olabilir? Akıllı telefonlar, USB bellekler, bunların hepsi İnceleme güzel. El konulan cihazları kaç süre, yani ne kadar bir zamanda kesme işlemine gerekiyor? Evet. Bakın ona diyorum. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyalar alınması halinde el konulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir. Tabii bir sorunumuz daha var. Bu kadar değil. Mesela terörle ilgili bir dosya buldu polis. Veya çocuk pornografisi ilgili bir dosya buldu. Yedeklerini aldı, her şeyi yaptı. Okey. Ama velakin bilgisayarı nasıl iade edecek? İçinde verilerle mi iade edecek? Suç dosyasıyla mı iade edecek? Nasıl olur? Burada da mahkemeler bir içtihat yaratmış oldu. Dediler ki, madem öyle cihazlara el koydunuz, yediye alındı, o zaman adama aslını verecekseniz suç konusu verileri ayırarak verin şeklinde bir iştahat yapılır. Kanunda var mı? Yok. Ama ne yazık ki böyle bir durumda var. İyi değil mi istiyor? Bir yandan da haksız da değiller. Yani şeyini görmedim açıkçası. Nasıl yapıldığını, nasıl veri ayıkladığını falan görmedim. Ama mahkemede böyle karar veriyor. En son Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir karar vardı. Bir istismar dosyasıydı, cinsel istismar dosyasıydı. Hakim bilgisayar iadesine karar verdi. Fakat istismara ilişkin yazışmaları çıkarılmak üzere. Nasıl uygulayacağız bilmiyorum. Merakla bekliyoruz. Mesela bir böyle. Bu durumda hani mesela hani suçu işleyen kişi aynı zamanda da gözaltına alınmıyor. Ondan dolayı hani bilgisayarın yerleşmesi zaten... Gözaltına alınmadan bilgisayara el koyabilirsiniz. Yani gözaltına alınma illa zararlı bir şey değil. Mesela çoğu hakaret dosyasında, çoğu hafif suçlarda emniyet mahkeme kararı gösteriyor. Bak mahkeme kararı diyor. Şu bilgisayarı alıp gideceğiz kardeş diyor. Alıp gidiyor. Sen de bir yerde ifadeye çağıracağız diyor. Olabiliyor. Gözaltına alınan da var. Gözaltındayken tutuklama kararı verilen de var. Veya gözaltına alıp 3 gün sonra serbest bırakılan da var. Yani o başka bir şey. Bu konuyla bağlantılı değil. Peki çoğu bir ortamda bilgisayara el koydular, bir sürü şey çıktı. Nerede? Bir iş yerinde mesela, eğer konuda o şeyi
bilgisayarı tek tek el kondu ama yüzden olsanız zaten yer dönmüyor onların ama çok kişi o bilgisayarı kullanabildiği için kime ait olduğu o içindeki belgeleri nasıl çıkıyor ortaya? Bu işi yaparken emniyet odanın planını çiziyor. Masaların konumunu yerleştiriyor kağıt üzerinde. Soruyor bu masa kimin, şu masa kimin, bu bilgisayar kim kullanıyor gibi bir kroki çıkarıyor. O krokide tutanakları yazılıyor. Hangi bilgisayar nereden alındı, onun hard diskinin yeri nerede yapıldı, kaç tane üretildi, hepsinin tutanakları kayıtları yapılıyor. O durumda karineye bakıyoruz. Karine dediğimiz şey hukukta aksi ispat edilene kadar geçerli kabul edilen şey. Evet, bugün uygulamada, hatta iş hukukunu da sordu. Çünkü korsan yazılım dolayısıyla bazı avukat meslektaşlar mahkeme kararıyla gelip iş yeri olsun. Geliyorlar, personelin kendi laptopu var. Birçok iş yerinde, özellikle kreatif çalışan iş yerlerinde. Kreatif çalışan iş yerlerinde personel kendi laptopuyla çalışıyor. Genellikle. Çünkü kendine göre konfigür etmiş, kendine göre programlar dizmiş. Ne yapıyor? İş yerinde buldun diye hepsine birden konuyor. Ancak o bilgisayarın faturasını getirecek. Bak bu benim diyecek, iş yerine alakası yok falan diyecek. Yani karine, iyi çürütecek. Ama aksi ispat edilene kadar geçerli olan şey karineye gidiyor. Karineye göre de ben orada bulduysam ben avukat, ben bunları hepsini incelerler. Haciz gibi. Bakın bu kadar size yöntem anlatıyorum. Bu kadar usul anlatıyorum, kanun anlatıyorum. Borçlusunuz değil mi? Haciz sırasında bu ilkeler hiç bilmiyor. Bu çok kötü. Özel hayat dedim, özel hayatın gizliliği dedim. CNK 134, Erdoğan'ın 5 yapıda bilmem ne yapıda. Hala ülkemizde şu düzenleme yok. Borçlusunuz, alacaklı avukatı geldi, para eden ne var? O, bilgisayar, televizyon, pick-up. Toplar götürür ve kalırsınız kılınızdan. O borcu ödeyene kadar da bilgisayarı yedemeden alamazsınız. Toz içinde, bilmem ne içinde yatar. Öyle de bir saçmalık var. Yatak götürülüyor mu? Çünkü yani borçlunun asgari düzeyde yaşaması için gerekli olan malzemeler götürülemiyor. Yasa gereği. İşte yatak, normal. Bir tane varsa buzdolabı. Bir tane televizyon. Bunlar götürülemiyor ama bilgisayar bulduğumu affetmiyor. Telefon bulduğumu affetmiyor. Suç eşyası yönetmeliği var. Bakın burada çok önemli. Burada özellikle koyu alanı diyor ki bu verileri asıl ya da kopyaları, ses ve görüntü kayıtlarının bulunduğu depolama ayıpları gibi eşyalar, işte hard disk'tir, flash disk'tir, CD'dir gibi de bozulmaları engelleyecek ne ısı, manyetik alan ve darbelerden korunmaları sağlayacak uygun ortamda muhafaza edilmiyor. En başta dedim ya dijital denklerin bir özelliği vardı. Hani neydi? Nemden, ısıdan, manyetik alandan, ortam sıcaklığından etkilenerek veri kaybına yol açabilir. Veriler bozulabilir. Şu anki sistemde sadece bilgisayarların hard diskleri söküp o anda yedekleri alıyorsa zaten sorun yok. Ama bunların depolama ortamlarının nasıl olduğunu söyleyeyim. İncelenen bu hard diskler genelde böyle tozlu raflarda bekletiliyor. Bazen de ben bir tane hard disk teslim almaya gittim. Tabii ki orası adli emanet. Adli emanet demek, kanlı bıçaklardan, kanlı gömleklerden, işte atıyorum istifra edilmiş eşyalardan tut da her türlü suç eşyası olabilecek veya deli olacak her şeyin barındırıldığı yer. Böyle ağır kötü bir koku vardı zaten adli emanet depolarında. Böyle kan bulaşmış, üstteki kan kurmuş olduğu yüzlerce elbise var, düşünün raflarda çuval içinde. Ve onların arasında hard diskler var. Artık ne ısı veya diğer manyetik koşullardan bahsetmiyorum. Bazı durumlarda araçlarda mesela aküler bazı minibüslerde dışarıda olabiliyor biliyorsunuz. Akülerleri var. Bilgisayarları akünün yanına dizmişler mesela. Aküler sıçrayan sıvı direkt hard disklerin üzerinde fiziki tahribata yol açmış. Yani bu da yaşanmış bir durum. Ama aynı oranda da çok enteresan üzerinde 7 tane kurşun deliği olan bir hard diskten veri kurtarıldığını gözümle gördüm. Veya yanlış bir odadan çıkarılan hard disklerde kısmi olarak veri kurtarılabildiğine şahit oldum. Yani hard disk aynı zamanda da böyle bir enteresan.
suyun içinden de çıkarsanız, yanından da çıkarsanız sınırlı da olsa veri kurtarma imkanınız var. Kırık dividilerden dahi belli bir şekilde veri elde edebiliyorsunuz. Peki son 5 yıldır falan artık bütün mentilerin, akılların şifreli. Yani alınca direkt şifreliyor mühendisliği. Onları kırma, kalkan var mı? Ya da bu veriye ulaşılmıyor mu artık? Yani bir hard riski, işletim sisteminin şifresi kırılabilir, onda bir sıkıntı yok. Zaten işletim sistemi şifresine de ihtiyaç yok. Çünkü dosyayı aynı aldığı için, yedeklediği için bir problem yok. Ama hard disk şifresi, bizim hard disk şifresinin çözülmesi lazım. Mesela bir dönem PGP'ler çözemiyorum. İki katmanlı PGP'ler çözüyor ama şu an PGP'leri çözemiyordur. Evet, fazla. Ben PGP'le çatır çatır açılmış çözüm çünkü yükselecek bu. Saat, evet. Ben toparlayayım. Bir saniye, küreyim toparlayayım. Nemdarlı falan dedi. Bu da hemen aklıma bir şey gelmiş, anlatacaktım. Mıknatıs demiştik zaten, neyse. Şu avukatlarla ilgili bir şey var, onu orada sunuyorum, ben bunu boşuyorum. Bir de şu siber suçlar sözleşmesinden bahsedelim. Siber suçlar sözleşmesi arkadaşlar, 45 tane Avrupa Konseyi üye ülkesi, ki Türkiye'de Avrupa Konseyi üyesidir bu arada. Avrupa Birliği'ne karışması. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi Avrupa Konseyi dışında üye ülkelerinde imzaladı. Bir siber suçlar sözleşmesi var. 2004 yılında imzaladı. Türkiye 2010'da imzaladı. 2014 yılında uygun bulma kanunuyla iç hukukumuza girmiş oldu. Burada bazı ilkeler var. İşte taraflardan her biri bilgisayar kendi ulusal sınırlar içerisinde bilgisayarlar arama ile ilgili yasal bir takım düzenlemeler yapacaktır diyor. Birinci fıkrada gördüğünüz gibi. Zaten bunu 134 testinde gösterdim. Üçüncü kısma baktığımız zaman taraflardan biri, her biri, yani taraflardan dediğim ülkeler, yetkili mercan kendi ulusal sınırlar içerisinde bilgisayarların el koymada bulama şişinde koruma altında sırasında yetkili olabildiğiler için gerekli olacak yasal işlemleri yapacaktır diyor. Burada da ülkelerden bahsetmiş. İşte cihazlara el konulması ve koruma altına alınması, bu bilgisayarların kopyalanıp alıp konulması, söz konusu saklı bilgisayarların doğruluğunun muhafaza edilmesi, hash'ten bahsediyor. Erişilen bilgisayar sitede söz konusu verilen erişilemez, kullanılamaz hale getirilmesi ya da silinmesi. Az önce bahsettiğim çocuk pornosu dosyaların silinerek geri verilmesinden bahsediyor burada. Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi de bu ilkelerin iç hukukta olması gerektiğini söylüyor. Bizde bunların birçoğu var ama mesela ne yok? D yok. Hukuki olarak düzenlenmiş değil bizde. Üye ülke olarak bunu yapmamışız. Fakat fiiliyatta uyguluyoruz. Diğer bir şey de ülkeler işbirliği düzenliyor. Ülkeler kendi aralarında işbirliği yaparak birbirlerine delil sağlayacak. Delil sağlamak için çeşitli yöntemleri geliştirecek diye ilkelerden bahsediyor. Sunum bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim.